Başlayalım mı artık? Vallahi başlayalım evet. İsterseniz. Yani tamam. Ben gene şeyi benden başlatıyorlar. İlle diyorlar Sebahattin Ertan sen başla. Şimdi İsa Özdemir'i ben tanıtmama gerek yok. Söylemeyeceğim zaten. Şimdi kendisi de konuşacak. Benim tanışmam çok tesadüfen oldu. Yani önce fotoğraflarını biliyordum tabii. Tekin Ertuğ gelir o da buralarda bir yerde. Geldi Tekin Hoca. Burada. Geldi. Yolda, burada. Tekin Ertuğ İsa Özdemir hakkında bir yazı yazdı. O yazıyı bizim blogumuzda Artenos blogda yayınladık. Bir orada fotoğraflar var. Fotoğraflar içinize alıyor sizi. Sonra biraz daha bakınca dolaşıp İsa Özdemir hakkında bilgiler toplamaya başladım. Sonra Salih Güler'le konuşurken ya dedi bizim İsa'yı dedi niye almıyorsunuz toplantıya? Sizin İsa kim dedi? Dedi İsa Özdemir. Ha dedim olur niye olmasın. Ben de haber vereyim kendisine sonra konuşuruz. Önce Salih Güler İsa Özdemir'le konuştu. Ondan sonra topu bana attı. Ben ondan sonra İsa Bey'le yazışmaya çizişmeye başladık. İşte ben bir taraftan Ertan bir taraftan Sebahattin bir taraftan İsa Bey'i böyle bir kumpasın içine aldık. Onu oradan yaparsın, bunu buradan yaparsın. Dedik bu işi yapacağız. Ya yok, şimdi iş bilgisayar, sağ olun çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz, bir katıldınız. Gerçekten güzel şeyler anlatacağınızı biliyorum. Şimdi konuda İsa Bey öyle bir başlık attı ki fotoğrafta proje dedi. Ya arkadaş proje deyince bizim aramızda projeci var. Yani bir de meslektaş var. İsa Özdemir'in, İsa Bey'in meslektaşı var. Ertan hem inşaat mühendisi evet. Hem de PMP. Ertan benden bu kadar abicim. Laf sende. Ondan sonra siz götürüyorsunuz. Ben mikrofonum sessiz alıyorum. Evet top sizde. Ben susuyorum. Ve İsa Bey. İsa Bey'e vereyim sözü hemen. Ya aslında böyle konulu yani bu kadar iyi fotoğrafçının bir arada olacağını bilseydim hiç konu şey yapmazdım, belirlemezdim. Ben hani biraz daha böyle yeni başlayan arkadaşlara filan da yönelik yani bir şeyler de olsun diye. Hep böyle şeylerde bir yararlılık tarafı ararım yani. Hani, fotoğraf projelendirme üzerine fikirlerimizi konuşalım diye şey yaptım. Yoksa aslında hep böyle söyleşiye filan davet edildiğimde bir konu belirlemiyorum. Konum fotoğraf sanatı oluyor. Karşılıklı tartışma ortamları, konuşma ortamları daha yararlı buluyorum ama bir şeye başlayalım. Şimdi bir fotoğraf projelendirmeden hızlı bir şekilde bahsedeceğim. Sonra da kendi yaptığım işte birkaç fotoğraf projesinden örnek onların gelişimi ve değişimiyle ilgili örneklendirme vereceğim. İnşallah onu biraz daha hızlı bir sürede geçeriz. Ve aslında fotoğraf sanatı üzerine bu kadar da sağlam fotoğrafçılar varken buradan konuşma karşılıklı konuşma fırsatı bulabiliriz. Şimdi ben bunu yaparken kesinlikle araya girip sorular sorabilirsiniz. Yani bitmesini beklemeyin. O şekilde de interaktif bir şekilde de ilerleyebiliriz. Ben evet. Bir hesaplama yapacağım müsaadeniz. Mikrofonları lütfen. Kapatabilir misiniz arkadaşlar? Yani İsa Bey'in mikrofonu sadece açık olmasını rica edeceğim. Bir de şey soru sorarken mikrofonu açalım diyeceğim. Çok teşekkür ediyorum anlayışınıza. Evet başlayalım isterseniz. Şimdi ya çok adam bir kişi oldu. Böyle herkesin yüzünü görmeyince bir şey anlatırken rahatsız oluyorum. Tamam çok konsantre olamıyorum. Neyse artık böyle idare edeceğiz. Evet. Şimdi fotoğraf projelendirme kısaca ne oldu, nedir dediğimizde aslında bir fikir doğrultusunda bu çok önemli. Yani bir fikir doğrultusunda birden fazla fotoğrafın içerik veya biçimsel olarak ortak bir payda oluşturmasıdır diyebiliriz. Ben şöyle diyorum şimdi öğrencilerime, bana arşivinizden 10 tane portre fotoğrafı getirdiğinizde hani rastgele seçin getirin. Onu da aslında portre fotoğrafı. Peki bu bir proje midir diyor ilk başta. Herkes hayır diyor. İşte bir proje olması için bir şeyler gerekiyor. Burada da ya özsel ya biçimsel veya ikisi bağlamında ortak paydalar oluşması gerekiyor. Ama neyle ilgili? Esas takıldığımız yer bir fikir doğrultusunda proje oluşturulması gerekiyor. Yani bir proje. Burada sanattan söz ediyoruz tabii. Sanatsal bir yaklaşımdan söz ediyoruz. Belgeden değil.
Şimdi bunun aşamaları da farkındalık dediğimiz fikir oluşturma, biçimsel dil oluşturma, bu aşamaları göreceğiz şimdi. Çekim, planlama, çekim aşaması, değerlendirme filan, hızlı hızlı onlara geçelim. Aslında burada farkındalık dediğim şey şu. Proje üretme farkındalığı. Şimdi popüler fotoğrafide ki dünyada çok yaygın herhalde fotoğraf üretenlerin 1999 tanesi tek tek fotoğraf çekiyordur. Popüler fotoğrafi içindedir. Zaten çağın sanatı olarak kabul ediliyor fotoğraf biliyorsunuz ve artık her gün milyarlarca fotoğraf çekiliyor. Şöyle bir bilgi vardı 200 sene önce. Kodan yayınladığı yani o filmlerden onlar sayılı yayınlandığı için 2000 yılına kadar fotoğraf dünyasında üretilmiş fotoğraf sayısını tamamını 3 veya 4 günde çekiyoruz. Yani bu 2 sene üstten önce. Şimdi tamam tahmin ediyorum bir günde 2000 yılına kadar fotoğrafın doğuşundan 2000 yılına kalan tüm fotoğraflar kadar fotoğraflar çekiliyor. Ama popüler bir yaklaşımda çekildiğini düşünüyorum. Tek tek fotoğraf üretmenin birbirinden kopuk fotoğraf üretmenin çok da sanatsal anlayışla sanatçının gelişimi anlayışıyla da uygun düşmediğini düşünüyorum. İlk önce bunun farkında olmak lazım. Yani insanın bir fikir doğrultusunda düşüncelerini anlatabileceği, aktarabileceği projeler şeklinde aslında sanat yaşamını yönlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü tek bir fotoğraftan o insanın o konularla ilgili fikirlerini anlamak, ortaya çıkarmak çok zor. Zaten baktığınızda da ciddi sanat platformlarına, diyelim ki önemli festivaller, siteler, galeriler, müzeler, bu tür önemli sanat platformlarında isterseniz dünyanın en iyi fotoğraflarını çekin tek tek, hiçbirine yer verilmez. Yani bir proje olmadıktan sonra öyle bir şeyin içine girmek çok zor. Herkesin beklediği bu. İlk önce bunun farkında olmak, yani proje üretmenin farkında olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sonra fikir. Bu benim aslında temel görüşüm. Yani anlamanız için şöyle de söyleyebilirim. Şimdi fotoğrafları ben 3 kategoride topluyorum. Fotoğraf kategorizasyonunu 3 şekilde yapıyorum. Bir tanesi gerçeğe tanıklık. Bu belge fotoğrafları diyelim. Birinci kategorim gerçeğe tanıklık kategorisi. İkinci kategorim aslında gerçeği süsleme dediğim artistik fotoğrafı. Üçüncü kategorim de sanat fotoğrafları dediğim aslında gerçeğin tamamen değiştirilmesi ve sanatçı tarafından yorumlanması. Yani 3 ana başlık altında ben tüm üretilen fotoğrafları topluyorum. Bu konuda yazdığım bir yazı var. Dersim de var zaten bununla ilgili. Yani bir kaba saptamalar. Bunu gerçeklik açısından ele alıyorum. Ve bütün bu şeyi ayıran en önemli şey yani sanata geçişte, sanatsal olan kısımda fikirdir. Yani birinci de dediğim gibi birinci kategori kaba saptamalar dediğimiz. Gerçekliğe tanıklık eden. Yani gerçekliğin kendisini bozmadan götürdüğümüz çalışmalar. İkinci kategori gerçekliği süslediğimiz. Yani ne demek süslemek? Artistik fotoğrafik. Çok güzel fotoğraf diyoruz mesela. O kategori ki en kafa karıştıran kategori de o. Bu da aslında var olan gerçekliğe sadık kalan ama fotoğrafın dilini, fotoğrafın dil ögelerini iyi bir şekilde kullanmak. İşte ritimde, allandı, renkti, hareketli bu tür dillerle o gerçekliği süsleyerek güzel bir hale getirmek. Aslında bir nevi güzelliğin stilizasyonu. Ama bunun sanat olduğunu düşünmüyorum. Bana göre... Yani İsa Bey pardon, burada bu söylediklerinizden burada bu tarzda biçime önem vermek diye söylemek mümkün mü? Halk biçim değil. Şöyle söyleyeyim. Şimdi fikir kısmında yani aslında ben 3 şekilde fotoğraf da üretildiğine inanıyorum. Yani biçimsel olarak, anlamsal olarak öz ve biçimin dengede olduğu taraflar. Ama hepsinin içinde fikir olması lazım. Biçim dediğimiz şeyde de aslında biçimsel bir ayrıklık, özgünlük ve etkili bir algoritması olması lazım. Yani sanattan söz edebilmesi için. Çünkü orada bildiğimiz anlamda manasal, yani öyküsel bir mana
çıkmıyor. O dramatik yapı, o biçimlerin içinde o anlamda dramatik yapıların olduğunu düşünmüyorum. Orada daha karışık, daha kendine özgü algoritmaların, daha ayrık projelerin aslında oradaki zekanın, biçimsel zekanın fikir olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde de biçimli sanat yapılabilir ki ben genelde o yoldan gidiyorum. Öz ve biçimin tabii her zaman beklenen dengede olduğu modernist yaklaşımlar olabilir. Ayrıca anlamın ön planda olduğu postmodernist yaklaşımlarda da olduğu üzere ağırlıklı olduğu, modernizmde de var tabii. Biçim biraz daha ihmal eden, hatta tamamen ihmal eden yaklaşımlarla da sanat yapılabilir. Ama sanat yapabilmek için yani o belge fotoğrafçılığı, belge derken kaba saptama, gerçekliğe tamamen sadık veya artistik fotoğrafı dediğim fotoğrafiden aslında sanat fotoğrafını ayıran tek şeyin sanatçının kendi çektiği, yani çektiği, bize gösterdiği nesne üzerindeki kendi özgün fikirleridir. Yani fikrin sanattaki en belirleyici ve ayırıcı, daha doğrusu bir nesnenin sanatsal olmadığını söylemekteki en ayırıcı olgu olduğunu söylemek istiyorum. Aslında projelerden de beklediğimiz bu. Sanatçının çektiği. Biz biliyorsunuz nesneler dünyasına tabiiz. Yani özellikle plastik sanatçılar nesneler dünyasından hareket ediyoruz. Yani içinde var olduğumuz gerçeklikten. Bunu birebir taklit ediyorsak buna kaba saptama diyoruz. Bunu biraz süsleyerek çekiyorsak artistik fotoğraf, güzel fotoğraf. Ama o nesneler dünyasında benim size göstermek için belirlediğim nesneyi ve nesneleri kendi anlayışım üzerinden yorumlayarak, kendime göre bir gerçeklik olarak yorumlayarak döndürdüğümüz fotoğrafları, yani o nesne üzerinde kendi fikrimi belirtiyor. Artık onun kendi gerçekliği gidiyor. Bendeki ereksel nesne dediğimiz nesnenin sanatsal gerçekliğe dönüşümü olayı başlıyor. O yüzden bunu başta söyleyeyim, öbür sayfalarda bu kadar uzatmayacağım. Hani benim bakışımı anlamanız açısından. İşte fikir dediğimiz şey aralarında ilişki kurmadığımız birçok düşünceyi ve nesneyi yeni bir anlayışla birleştirmek. Var olan şeylerin aslında yeniden düzenlenerek adlandırılması, yani yoktan bir şeyi var etmiyoruz. Var olan şeylerin anlamlarını değiştiriyoruz aslında. Zaten bu anlamlar da dönemden döneme, insandan insana, topluma topluma değişen şeyler biliyorsunuz. Bunları aklımıza gelmeyen birkaç nesneyi bir araya getirip aslında tek başka bir anlama dönüştürme işidir. Yeni bir şey yapma işidir fikir. Fikir dediğimiz şey. Projeden de aslında bir fotoğraftan da beklenen budur. Aslında bu hep şununla karıştırılıyor. Yani konuyla karıştırılıyor biraz. İşte hocam ben diyor ki pencereleri çekeceğim. Pencereler, iyi de pencereler bir konu. Sen nasıl bakıyorsun yani pencereye? Ne demek istiyorsun? Senin bir felsefi bakış açın var mı? Sen bunu çekerek bize ne söylemek istiyorsun? Farklı bir şekilde. O nesne üzerinde bir fikri olması gerekiyor. Konudan çıkmak için. Yani konu veya tema fikir değil. Fikir o seçilen tema veya konu üzerinde nesnelerin gerçeğine değil, kişinin duygu, düşünü ve sezgilerine dayanan, kendisinde oluşan, kendisine ait, yani kişinin öznel görüşüdür diyoruz. Değerli olan ve sanatçıları da birbirinden ayıran şey budur diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar günde 1 milyar, 2 milyar fotoğrafın çekildiği bir dünyada yaşıyoruz. Benim yani bir portre düşünsenize 500 milyon civarında portre çekiliyor diye bir dünyada. Bu nasıl ayrılacak benim yaptığım o diğerlerinden? Nasıl fark edecek işte? Hem bana özgün olmasıyla hem de ürettiğim fikirle ayrılacak. Yoksa çektiğim kişinin güzelliği, onu nerede çektiğimle hiç alakalı değil sanat işi. Yani ben çok enteresan birini buldum, çektim Afrika'da. Bu onu sanat yapmıyor. Onun üzerinde ne düşündüğüm onu sanat yapıyor. Evet. Fikir önemli. Fikir bekliyoruz yani. Burada da öncelikle bu aşamada seçtiğimiz konunun fotoğrafik anlatıma uygun olduğunu dikkat etmeniz. Yani biçim oluşturma dediğimiz bu. Bir fikir oluşturduk. Bir konu bulduk. O konu üstünde fikir oluşturduk. Ondan sonra da bunun biçimsel dilini ortaya çıkartmaya çalışırız. Yani bu da nedir? Basit bir şekilde.
Mesela temamız belirsizlik üzerine bir şeyse, dil olarak da alan derinliği, loş aydınlatma gibi dilleri kullanmak daha uygun olabilir. Peki bir soru soruyorum. Mesela ben diyelim ki neydi o temizlik filan hastalığı olan şeyler, titizlik hastalığı olan şeyler? Obsesyon hocam. Evet. O kompulsif obsesif bir arkadaşımız aradan girdi. Evet. Mesela obsesyon, obsesif biriyim diyelim. Hangi dili kullanmam gerekir sizce? Biçimsel, yani fotoğrafın dil ögelerinden. Mesela ritmi kullanabilirim değil mi? Simetriyi kullanabilirim. Asimetri, yani simetri, ritim aslında oradaki takıntımı anlatabilecek diller. Bu biçimsel yapıyı oluşturma aşaması bu. Evet, bunun gibi şeyler, yani konumuza uygun, konumuzu en iyi anlatabilecek biçimsel bir yapıyı oluşturma aşaması da bu. Fikirden sonra ortaya çıkıyor. Ama bunların hepsi böyle hadi birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama diye gitmiyor. Birçoğu birbiri içinde kaynayarak çıkıyor zaten. Hatta bazen tersinden gittiğimiz bile olabiliyor. Evet. Bu aşamada oluşturduğunuz konu doğrusunda hangi bölgelere, hangi mevsim, hangi saat diliminde hazırlık aşaması. Yani şöyle, şimdi konumuz belli olduğu zaman aslında nereye gideceğimiz de belli oluyor. Yani şöyle değil, hadi bugün Abant'a gidip bir sürü sanat fotoğrafıyla dönelim muhabbeti artık, yani bunlar çok sıktı ve çok popüler, aşırı popüler kalmaya başladı. Yani normal bir popüler de değil artık. Bıktıracak düzeye getirdi bizi. Biz aslında konumuzu bir fikir doğrusuna oluşturduktan sonra, aslında onun biçimsel yanında belirttikten sonra, aslında bunu gece mi çekeceğiz, gündüz mü çekeceğiz, kışın mı çekmemiz lazım, yazın mı çekeceğiz, akşam mı çekeceğiz, sabaha doğru mu çekeceğiz, bir modern kent yapısı içinde mi çekeceğiz, yoksa kırsal bir bölgeye mi gideceğiz veya kentin varoşlarına mı gideceğiz veya bir stüdyo fotoğrafı mı çekmemiz gerekiyor, ne tür ekipmanlar kullanacağız, yanımızda insanlar götürecek miyiz? Her şey aslında belirleniyor bu aşamada. Daha sonra da çekim aşamasına geldiğimizde burada artık her şey sizin tercihlerinize kalıyor. Artık bu aşamada söylenecek bir şey yok. Konuya en uygun şekilde konuya yanaşıp çekmenizi bekliyoruz. Çekilmesini bekliyoruz daha doğrusu. Evet. Şimdi bu seçim ve değerlendirme aşaması, bu çok önemli aşamalardan bir tanesi. Çektiniz, geldiniz. Bu aşamada gerçekten bazen yanıltıcı fotoğraflar da olabiliyor. Mesela estetik olarak daha etkili veya anlamsal demeyeyim de biçimsel olarak daha etkili olan fotoğraflara hep gözümüz kayıyor. Yani istiyoruz ki proje içinde olsun. Halbuki bizim esas temel kaygımızın anlamsal birliktelik ilk önce oluşturmak gerektiği olması lazım. Çünkü öyle projeler var ki hiçbir biçimsel ortak noktası yok ama hepsi bir araya geldiğinde ortak bir anlama hizmet ediyorlar. Tek bir anlamı ortaya çıkarıyorlar. Onun için anlam daha önemli başta. Yani biçimsel birliktelik payda da oluşabilir, oluşmayabilir de. Ama anlamsal payda muhakkak oluşması gerekiyor temel olarak. Onun için anlamsal paydamıza hizmet edecek o şeyi tamamlayacak fotoğrafları bir araya getirmemiz gerekiyor burada. Yani fotoğrafın güzel olmuş, biraz işte daha az estetik olmuş, o kaygıya düşmeden uygun olanlarını seçmemiz gerekiyor. Burada bir de şöyle şeyler de yaşıyoruz çok. Mesela atölyelerimizde de oluyor. Kendi yaşamımızda da oluyor. Çok vazgeçtim veya başka yöne giden projelerim oldu. Mesela yapıyoruz bir proje ama gerçekten mesela bu kent ve insanla ilgili kafamda bir fikir vardı. Onunla ilgili bir 6 ay, 8 ay falan çok ciddi, yoğun çalıştım. Ama sonra baktım ki hep daha önce üretilmiş fotoğraflara benziyor. Ayrıştıramadım yani kendimi. O şekilde özgünleştiremedim oraya bakışımı. Mesela hiç binlerce fotoğraf çekmeme rağmen hiçbir tanesini sergilemedim ve onu yapamayacağımı düşünüp bıraktım. Veya şöyle olabiliyor. Ya şimdi çektiğimiz fotoğraf, bir konuda bir fotoğraf çekiyoruz işte bir fikir doğrusunda. Fakat öyle bir fotoğraf geliyor ki onun yanında çektiğimiz, içine baktığımızda konu başka bir tarafa doğru da kayabiliyor, gelişebiliyor, daha derinleşebiliyor veya etkilenip
projeyi o yönde de hareket ettirebiliyorsunuz veya sadece o yöne kaydırabiliyorsunuz. Şimdi benim projelerimde örneklerken göreceksiniz yani birbirinden hareketle ne denir ona şeyde türevi, birbirinden türeviyle üremiş projeler var mesela. Evet. Bu aşamada bunu da çok sık karşılaşıyorum. Biraz tüm Türkiye'deki derneklerimizin okullarda yapıyorlar mı bilmiyorum da böyle şeyi var hani tam kare çekerim, Photoshop'la hiç oynamam falan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Zaten dijital bir çağda yaşıyoruz. Dijital bir dünyada yaşıyoruz. Elimizdeki alet dijital. Yani her şeye müdahale ediyoruz da Photoshop'ta fotoğrafın yapımı aşamasında fotoğraf işleme programlarında niye müdahalelerimiz olmasın? Etki, bakın şu sağdaki fotoğraf bir reklam dergisinden aldığım bir fotoğraf, bir kızın. Zaten güzel çekmişler. Kız da pek güzel. Onun üç tane ben düzenlemesini yaptım kendime göre. O fotoğraftan çok daha etkili olduğunu düşünüyorum mesela bu üç fotoğraf. Niye böyle şeyler içine girmeyelim? Biraz daha ışığıyla oynayabiliriz, tonlarıyla oynayabiliriz, karelemeleriyle oynayabiliriz. Yani bu şeylerden kaçınılmaması gerekiyor fotoğraf işleme durumlarında. Bambaşka yerlere götürebilirsiniz normal fotoğraflarınızı. O yüzden ben şeyi de hiç sevmem. Hani çektiğimiz fotoğraflar sileriz ya. Aslında silinmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü farklı farklı projelerde bazen geriye dönüp kendi arşivimi de yokluyorum. O anda bana bir şey ifade etmeyen bir görüntü daha sonra anlamlı hale gelebiliyor. Evet, bu tür şeylere açık olmak lazım diye düşünüyorum. Hızlı konuşmuyorum değil mi? Kimseden ses yoksa. Bence iyi hocam. İyi, peki. Hani biraz sonradan sohbete karşılıklı konuşmaya da yer kalsın diye biraz hızlı gidiyorum. Şimdi geldik arşivlemeye. Bu da çok önemli. Yani biriktirmeden tüm, ben hep arkadaşlarıma soruyorum şimdi kaç tane çekim var? İşte mesela Neşe var burada şimdi kopmadıysa. Yüz binlerce fotoğraf çekmiş ama çok ciddi bir arşiv yok. Bende de öyle. Ben daha basit, en basit yoluyla arşivliyorum fotoğraflarımı. Çektikten sonra böyle iki elim kanda da olsa çekimden döndüm hemen ilk işim fotoğrafları aktarırım. İlgili hangi konuyla çektiysem o konuyla ilgili klasörleri oluştururum. Hatta vaktim varsa fotoğrafları çekip ilgili projenin dosyalarına da atarım. Üzerine de yaparım. Böyle bir şeye girmek lazım. Sonradan biriktiğinde çok ciddi sıkıntı oluyor. Bu Bridge filan başka programlarda galiba Adobe'un neydi o Darkroom'da da yapılıyor. Lightroom. Lightroom'da da yapılıyor yanılmıyorsam. Aslında orada onlarda planlansa çok daha arşive hakim olma şansımız var. İyi bir arşivleme yöntemi seçmeniz lazım kendinize. Bir de bunların tabii sergilemesi var. Şimdi oradaki birçok arkadaşım Nejat gibi yani bilirler bizim eski dönemlerde işte bizim bir tek şansımız sergi açmaktı veya bir iki tane Afsat'ın fotoğraf dergisi vardı galiba. Bir iki tane başka İfsan yayını falan vardı. Oralarda fotoğraflarımızın yayınlanma şansı vardı ama şimdi iş çok değişti tabii. İnternet ortamında, web sitesinde, sosyal medyada, sergileme alanlarında veya sunum hazırlayarak farklı ortamlarda gösterimler gerçekleştirilebiliyor. Tabii ben şuna da inanıyorum ve fotokolektifteki arkadaşlarıma da hep bunu empoze etmeye çalışıyorum. İşleri hep iyi fotoğraf festivallerine, galerilere, ya yarışma dışında, yarışmalara falan zaten konuşmaya bile gerek yok. Ciddi fotoğraf festivallerine, iyi galerilere, fotoğraf dergilerinin dijital olanları var, basılı olanları var veya ikisi o şekilde olanları var. Oralara mutlaka projelerini gönderip oralarda değerlendirilmesi lazım. Gerçek bir sinema isteniyorsa veya çalışmalarının daha ciddi platformlarda sergilenmesi isteniyorsa. Ve hala tabii en çok inandığım ve sevdiğim şey baskı yani. Fotoğraf albümüne veya fotoğraf işte kitabına çevirmek fikirleri veya fotoğraflarımızı albümlere çevirmekte. Bunların dışında bir sürü başka yaratıcı paylaşımlar da düşünülebilir. Buraya kadar bir şey söylemek isteyen yoksa örneklemelere geçeceğim.
İsa hocam, anlatışınız gayet iyi, akıcı, konuştuğunuzda net bir şekilde anlıyoruz. Yani o konuda ben maç arasında girmek istemedim konuya da, konuyu da değiştirmek de istemiyorum. Teşekkürler, sağ olun. Eyvallah. Şimdi bakın arkadaşlar, iki tane hep fikirden bahsediyoruz ya. Şimdi size iki ayrı sanatçının aynı konulu çalışmasını göstereceğim. Mağdıren, Dolphus, yani anne ve kızları. Şimdi solda Rania Mater, sağda da Julia galiba, ben şey geliyor okuyamıyorum, Flirtum Datın'ın iki çalışması var. Siyah beyaz kısımları, bir fotoğraflara iyi bakmanızı istiyor. Anne ve kızları. Yani burada hangisi gerçekliğe tanıklık yapmış, hangisi gerçeklik orada çektiği şey üzerine bir fikir beyan ediyor bize. Bir fikir üzerinden fotoğraf oluşturuyor. Ona bakmamız lazım. Bu farkı görmemiz lazım. İkisi de aynı bak. Evet. Gördüğünüz gibi aslında buralarda interaktif ilerlememiz lazım ama çok kalabalık, o yüzden sormadan biraz daha hızlı geçeceğim. Aslında soldaki gördüğünüz gibi Rania Matar'ın çalışması konu düzeyinde kalmış. Yani konu bulmuş. Ney anne ve kızları? Gitmiş anne ve kızlarını olduğu gibi kaba bir şekilde saptamış. Yani aslında bir şey anlatmıyor bize. Sadece anne ve kızları çekmiş. Niye çektin böyle fotoğraf çalışması? Bu tamam bir proje midir? Evet, ama bu sanatsal yaklaşımı olan, öbür sanatsal olan da iyidir, kötüdür, ayrı. Bu o anlamda hani değerlidir, çok değerlidir, az değerlidir. Sadece o farkı koymak için söylüyorum. Ama sağdaki fotoğraf serisinde, bu tabii daha uzun bu seriler, ben sadece dörder fotoğrafını aldım. Orada daha bir fikir doğrultusunda, yani anne kız ilişkisine bir bakış var, bir yorumlama var. Bir fikir var yani. Oraya bakarken farklı bir yerden bakıyor. Sadece ikisini alıp yan yana çekmek değil. Benim söylemek istediğim de bu zaten. Oluşturmak istenen şey mutlaka fikir içermeli, eğer sanattan söz etmek istiyorsak. Bakın mesela soldakine de. Soldakine aslında bir belgesel çalışma diyebiliriz. Bu dünyadaki küçük esnafları, çok da fazla fotoğraf var ama bu kadarını alabildim yine. Dünyadaki küçük esnafları gitmiş, kendi dükkanları içerisinde o yoğunluk içinde çekmiş. Bunu herkes çekebilir. Aslında şimdi burada kaç kişiyiz bilmiyorum, 60-70 herhalde olduk, 80 kişiden. Hepimiz gitsek aynı fotoğrafları çekebiliriz. Yani bu sanatçının, ben burada sanatçıyı görmüyorum. Manifaturacı adamı görüyorum. Burada kasetçi adamı görüyorum. Tezgahtarları veya o dükkanın sahiplerini görüyorum. Yani sanatçının kendisi yok. Kendisi dediğimiz şey işte onun hakkındaki düşünceleri. Sanatçının. Ama sağ taraf öyle değil. Bakalım Natalia Virnik'in Protagonist diye bir çalışması. Bu projeden sık sık görüyor olabilirsiniz. İlk çıkaranlardan biri bu yaklaşımı. Burada bir felsefi görüş var. Bu bir bakış açısı var. Hemen anlaşılıyor bunun rastgele çekilmediği. Ne anlatmak istiyor? Çok basit şöyle söyleyeyim size. İnsanların uzun felsefi güzel bir şey yazmış kız da. Ben basitçe anlatayım. İnsanlar aslında diyor ki biz doğarız ve büyüdükçe kendimize benzeyen şeylerle aslında çevremizi oluştururuz. Kendimize benzeyen insanlar, kendimize benzeyen hayvanlar, kendimize benzeyen eşyalar. Aslında biz ve çevremiz benzeşmeye başlarız. Hep bunlardan seçeriz diyor. Onun bir yansıması olarak ürettiği, tabii daha derin şeyler de anlatıyor. Sonra da basit bir şekilde ifade ettim ben size. Bakın bir dünya görüşü sunuyor. Farklı bir bakış açısı sunuyor. Şimdi bu niye çektin diye soramam bunu. Bu kendi, işte ben bu kızın hangi derinlikte bu sanatçının dünyaya baktığını, etrafı nasıl gördüğünü algılayabiliyorum. Görmek istediğim şey de bu zaten. Fotoğraflar. Abi bir şey sorabilir miyim bununla evet. ilgili? Bu şimdi Natalia Wiernik'in Protagonist çalışmasının ön sözünü işte biraz açıkladınız ya. Mesela bu açıklama olmadan da
projenin konusunu anlayabilir miydik? Mesela bu bir... Şimdi, evet anladım. Ya bu artık çağdaş sanat ortamında, yani çağdaş derken yani şey anlamında söylemiyorum. Postmodernist ortamda diye söylemiyorum. Ama çağdaş sanat ortamında artık projelerin hepsi proje adı, yani bağlamlarıyla beraber sergileniyor. Proje adı, içeriği ve fotoğraflar. Çünkü bazen özellikle o çağdaş sanat tarzında üretilen projelerde oradaki her fotoğraf biliyorsunuz bir imaj parçası olarak değerlendiriliyor. Yani modernizmdeki gibi tek başına bitmiş bir imge olarak değil, aslında bir bütünü tamamlayan imaj parçaları olarak üretiliyor. Orada hiçbir şey anlama şansınız yok. Mutlaka onun açıklamasıyla. Artık bağlam çok önemli biliyorsunuz. Yani nesneyi de aslında hangi bağlamda kafanızda oluşturduğunuzla da alakalı. Yani onun için hiçbir mahsuru olduğunu görmüyorum. Sanat artık çok daha farklı yerlere geldi bu 21. yüzyılda. Bağlam ve açıklamalarla birlikte geliyor çalışmalar. Aslında bakarsanız bu soldaki fotoğraf için bile işte dünyada küçük esnaflar diye bir bağlam oluşturmuş sonuçta. Şimdi buraya bakalım. Bu da aslında bir proje gibi görünüyor değil mi? Yani bir solda bir genç kız işte bir şeyin fanusun içine ters bir şekilde düşüyor. Şimdi bunun üzerine konuşmaya başladığımızda biz öğrencilerimizle işte o tabii böyle bir şeye baktığımızda ilk okumamız gereken şeylerden biri tabii o betimlemeden sonra kızın çıplak olduğu tabii. Önemli. Niye giyinik değil de çıplak? Normalde aslında insanlar giyinik gezerler. Bu çıplak çekiyor ve fanusta ters düşürüyorsa aslında bu kadın cinselliğine bir bakış açısı olarak da yorumlayabiliriz. Hani bir fanusun içine kadın cinselliğini ne demek sıkıştırmak gibi. Hani bu o kadının metal olarak kullanması filan gibi çok sık işlenen konulardan bir tanesi. Şimdi bu konuda 5 tane fotoğraf üretmiş. Ben soruyorum genelde öğrencilerime bu proje midir? %80'i projedir diyor, %90'ı. Bana göre değil. Niye? Çünkü aslında bakın burada aynı fotoğrafın 5 tane farklı versiyonunu üretmiş. Yani aynı konuda ve aynı görünüşe sahip, aynı anlamı içeren 5 farklı açıdan çekmiş. Burada yeni ikinci bir fotoğraf yok. Aslında bu tek fotoğraflık bir çalışma. Bana göre proje değil mesela. Tek fotoğraf var burada ve tek bir anlam var. Ama bunu geliştirebilirdi. Mesela bu fanusu alıp yine böyle insanların daralttığı, sınırladığı konuların önüne götürüp orada çekimler yapsaydı daha o zaman bir proje aşamasına gelebileceğini düşünüyorum. Evet. Mesela böyle bir çalışma yaptığında bu da Nuri Bilge'nin tabii o bu konuda ürettiği çok sayıda fotoğraf var. Ben içinden kasti olarak bu 4 tanesini seçtim. Şimdi burada da diyorum ki mesela atölyedeki arkadaşlarıma bunlardan hangisini proje yapmış olsaydınız hangisini çıkarırdınız? Hangisi sanki uygun görünmüyor gibi olurdu diye soruyorum. Genellikle şu adamla ilgili şeyler geliyor. Ben İsa Bey motosikletliği çıkarırdım. Evet, böyle çok şey. Neden? Yani uymuyor buraya. Yani dönüp baktığınızda burada motosiklette yani uymadı. Bana uymadı. Yani benim anlamlandırmama uymadı. Diğer taraflarda direkt kişisel duran ve yani statik bir fotoğraf var. İnsanlar durmuşlar ve sabitler. Öteki tarafta bir hareketin üzerinden geliyor. Ama orada o da duruyor. Bak fren çekili. Yüzü tamamen kapalı. Kendini gizlemiş gibi duruyor. Ötekiler açık olarak fotoğrafçıları tamam. Birebir görüyorlar. Gibi şey. Yani evet. ben onu almazdım. Başka fikrini beyan etmek isteyen var mı arkadaşlar? Hocam ben beyan edeyim. Ben söyleyebilirim. Buyurun. Bülent'cim sen mi söyleyecektin? Evet. Öyle ben size arka planlardan yola çıkardım. Arka planların bütünlüğünü sağlar. Sol alt köşedeki kızı dahil etmezdim projeye. Güzel. Başka bir arkadaş daha var. Ben de söylüyordum hocam. Ömer. Ömer buyur Ömer. Çıkartırdım. Hangisini? Kız çocuğu olan. Neden?
Şöyle erkeklerin yaşam ortamları ve süreç gelişme süreçleriyle ilgili bir algı oluşturdum burada. Kız çocuğu o gruba girmediği için. Anladım. Diye düşündüm. Başka var mı? Güzel, tamam. Hocam ben söyleyeyim. Tamam, lütfen. Burada eğer bir mantıksal ilişki kurmak istiyorsak her karede birden fazla insan var ama sağ üst köşedeki karede bir kişi var. Ben onu elerdim herhalde. Sebahattin bunu... sen misin? Benim Sebahattin ben. Hangisini elerdim dedin? Sağ üst köşedekini elerdim. Çünkü diğer karelerde birden fazla en azından iki tane insan var. Orada bir tane insan var. Evet. Öyle bir mantık yürüterek elerdim. Tamam. Daha uzatmıyorum isterseniz. Bana göre de sol alttaki kızı elerdim. Niçin diyeceksiniz? Aslında Bülent gayet doğru ifade etti. Aslında burada insanlar ve yaşadıkları mekan ilişkileri var. İnsanların hepsi bize aslında dört fotoğrafta da gayet dominant bir şekilde fotoğrafın merkezinden bize doğru bir bakış atıyorlar. Yani ve ama arkada da içinde yaşadıkları mekanı bize algılatacak bir örgü var. Yani bu bakın birbirine benzeyen üç yapı var üç fotoğrafta ve aynı bir biçimsel yaklaşım var, arka plan yaklaşımı. Bir sokakta, perspektifte, ön tarafta o bakışlar, direkt bakışlar, o mahallelere, o yörelere ait insanların görüntüleri. Ama aşağıdakindeki mekan algısı farklı, açık alan. Orası bir köy olabilir, bu tarafı bir şehir olabilir. Ben o fotoğrafın elenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama şöyle tabii bu fotoğraf da seri içinde kalabilir. Nedir? Bu 30 tane 25 tane fotoğraf olur. Hani bölgeye doğru kaydırırsanız çalışmayı kentin içinden çıkarıp bununla ilgili sol alttaki fotoğrafla ilgili başka fotoğraflarda girerseniz hani daha bölgesel bir şey biraz daha sınırları o sokak aralarından çıkarırsanız olabilir. Ama bu 4 tane içinde baktığımızda burada en belirleyici bir ögenin aslında arka plan yani biçimsel yaklaşımdaki farklılık olduğunu görebiliriz diye düşünüyorum. Ama her görüşe de saygım var bu arada. Evet, bakın güzel bir proje yine. Bu 2007'de yanılmıyorsam Foto İstanbul'da sergilenmişti. Ortaköy'de galiba. Burada da Dissing Lee diye aslında belgesel çalışan Fransa'da yaşayan Koreli bir vatandaş var. Bilgiler umarım doğrudur. Bu arkadaş aslında benim kavramsal belgesel diye adlandırdığım bir yaklaşımla şey yapıyor. Bu gördüğünüz gibi burada fotomontaj yok arkadaşlar. Tamamen doğrudan çekim bunlar. Ama o fotoğrafları, o separasyonu, o kişileri oraya taşıyan kişi bu. Ebatlar da doğru. Burada aslında Moğolistan'daki çölleşmeyi anlatıyor. Moğolistan'ın çok ciddi bir bölümünün çölleştiğini anlatıyor. Ve fütüristik arkeoloji dedi, gelecek arkeoloji dedi. Aslında sen artık ileride bu müzelerde bu yeşil fotoğrafları, bu fotoğrafları göreceksin. Artık her yer çölleşiyor. Buradaki kültür farklılaşmasını anlatıyor kıyafetlerden. Bazı geleneklerin masum görülüyor değil mi? Bazı geleneklerin aynı şekilde sürdürüldüğünü ama bu gelenekleri sürdüren insanların bakın kıyafetleri burada değişmiş. Etraf çölleşmiş. Sonra burada artık çölleşmeye doğru bir ilerleme var. Burada da onun böyle olmaması için bir çaba var. Mesela bizde böyle çok yaratıcı belgesel dediğimiz, kavramsal belgesel dediğimiz işler görmüyoruz. Ama yurt dışında çok yaygınlaştı. Özellikle son 10-15 yılda. Oldukça yaygın çalışmalar var bu konularla ilgili. Mesela bakın bu da iyi bir proje olduğunu düşünüyorum. Proje kafasına ulaşmak için anlatıyorum bunu. Hani birçoğunuz bildiği gibi daha yeni arkadaşlar için bu söylediklerim. Burada da bu Terlizzi diye bir bayan var. Bu ailesiyle İtalyan bir kız bu sanatçı. Ailesiyle aslında böyle kavgalı mavgalı ayrılmış etmiş. Onlara da bir kızgınlıklar duymuş bayağı bir yaşına kadar. Sonra diyor merak etmeye başladım biraz kendi geçmişimi. Bak fotoğraflara şöyle isterseniz şimdi Yaşar ileriye doğru sarktığı için şöyle büyüteyim.
fotoğrafları aslında şöyle tek tek göstermeye çalışayım size. Bir yandan da anlatayım. Bu kız daha sonra diyor merak saldım kendi geçmişime diyor. Ve kuzeni kendi geçmişiyle ilgili ciddi bir fotoğraf albümü tutarmış. Yani o bizim soyumuzdan sorumlu kuzen diyor. Ve soyları da arkadaşlar terzilik üzerine çok bir aileymiş, ünlü bir aileymiş. Yani İtalya'da hep terzilermiş, dedeleri bilmem ne. Bu Torunlar diye bir çalışması. Sonra diyor fotoğraflara filan bakarken aslında diyor onlarla bir bağ kurduğumu hissettim. Yani bu ta mesela 100 yıl önceki bir akrabası kızını hiç görmemiş. Ama fotoğrafları var ve oradan bir bağ oluştu bende. Bu bağın ne olduğunu, bir sevgi oluştu onlara karşı. Ne olduğunu düşündüm diyor ve bunun diyor kan bağı olduğunu ve bunun en iyi, yani önemli bir şey olduğunu aslında aile, kan bağının bu sevgiyi oluşturduğunu filan düşündüm. Bu tür şeyler anlatıyor. Bu fotoğrafları da şöyle oluşturmuş. Bu üzerinde gördüğünüz kırmızı şeyler kızın kendi kanı. Yani kendi kanını da boya olarak katmış. Artı terzilik vurgusunu yapmak için de üzerindeki o kolajları veya iplikleri dikmiş fotoğrafların üzerine. Yani o hani birbirine geçen o terzi mesleğini anlatabilmek için, onları bağlayan mesleki zinciri anlatabilmek için. Bakın şunlar hep dikili buralara. Ondan sonra hem kırmızı, bu hem bağları söylüyor hem de kanıyla oluşturduğu kırmızılıklar. Hem de biraz İtalyan hani Rönesans'ta biliyorsunuz resimlerin arkalarına şeyler yapılmaya başlamıştı. Daha önce yok onlar biliyorsunuz. Picasso'da ilk uygulayıcılar, aman Picasso demişim. Leonardo'da ilk uygulayıcılarından. O arkada yaşadıkları kentin peyzajlarını da ufak ufak girmeye başlamışlardı. Bu kız biraz o fotoğrafların hepsine o tür peyzajlar da bakın biraz sokmuş, çiçekler, böcekler. Yani o İtalyan kültürünü, o geçmişten gelen kültürünü biraz herhalde tahmin ediyorum. Bundan bahsetmiyor da bu kısmını ben çıkarımsamaya çalıştım. Böyle güzel bir çalışma yapmış. İşte bir fikir doğrultusunda bir şey bu. Yani kendi onun aile bağlarına, aile sevgisine kendine göre bir açıklaması. Fikir dediğimiz şey bu. Beklediğim de bu aslında sanatçılardan. Ben Bülent Güzey bize ne anlatacak onu merak ediyorum. Yoksa Bülent gitmiş güzel doğa fotoğrafı çekmiş bana ne? Ben görüyorum zaten o doğayı. Veya Nejat'cığım gitmiş bir portre çekmiş. Yani hayır, ben böyle fotoğraf istiyorum. Nejat dünyayı nasıl görüyor onu istiyor. Yaşar nasıl görüyor onu istiyor. İknur nasıl görüyor onu istiyor. Yani ben değil, sanat bunu istiyor. Yani hani evet. Burada da bakın yine güzel bir, fena değil bir proje. Bunda epey olmuş indireli ben ama öğrencilerime bile göstermemişim. İlk defa burada gösteriyorum. Atölyelerde göstermemişim. Bu simülasyonları, şehir peyzajlarının simülasyonları diye bir çalışma. Roma'da önemli bir şeye katılmış ve orada sergiye seçilmiş ve koleksiyonlara alınmış bir çalışma. Andrei Abramov'un. Bakın dikkat ediyorsanız hep bir simülasyon, yani bir resim, bir dijital görüntü, bir şeyin gerçekliği ve arkada hayal, yani daha doğrusu simüle edilmiş şekli ve gerçekliği. Bakın soldaki üstteki fotoğrafta, mesela şurada resim ama arkada başka bir şehir, kent gerçekliği var. Burada duvara çizilmiş aslında pencereler var. Duvarda yok böyle bir pencere. Simülatif bir durumdan söz ediyor. Burada yine bir gerçek, yani dijital bir gerçeklik ve arkada nesnel bir gerçeklik. Aslında televizyonlarda, ekranlarda simülasyon biliyorsunuz. Burada da yine bir parkı çevirmiş herhalde bir inşaat için. Buraya ağaçlar, maaşlar. İtalya'da bu çok yaygın arkadaşlar. Gidenler görmüştür. Bu tamir ettikleri her şeyin önüne orijinalinin fotoğraflarını filan asıyorlar kirli görünmesin diye. Bakın bu fotoğraf da güzel, bir at arabada. Arkada da onun kent içindeki algısını oluşturmuş. Bu ikisi arasındaki, ben bunu da çok sevdim. Bakın burada boruyu sökmüşler ama onun şeyi kalmış, yani etkisi. Bu enteresan bir fotoğraf olmuş.
Yani ne tekrarına dair. Aslında bunlar hep bir bakış açısı işte. Bir proje için üretilmiş fikirler. Aslında bakın hep doğrudan fotoğraf. Yani genelde öğrencilerim şey diyor bana atölyede arkadaşlarım filan. Ya hocam biz hep kurgu fotoğrafı çekmek zorundayız şimdi. Bir fikri. Hayır. Bakın doğrudan fotoğraf. Ama farklı şeyleri bir araya getirip fotoğrafta ve bundan çoğaltıp yan yana getirdiğinde biz oradaki bu arkadaşın kente, oradaki nesnelere bakışını algılayabiliyoruz. Bize bir bakış derinliği sağlıyor. Bakış farklılığı oluşturuyor. Ya bunlar seçtiğim örnekler, çok daha iyileri vardır. Bunlar süper diye göstermiyor. Yani örnek olsun diye gösteriyor. Bunu bilirsiniz zaten. Gregory Colbert'in Snow and Ashes, Karlar ve Küller, Kar ve Küller çalışması. Biliyorsunuz 12-13 yılda 14-15 ülkede sürdürülen bir çalışma, bir saat firmasının milyonlarca dolar desteğiyle. İnanılmaz güzel bir, bakın hepsi doğrudan fotoğraf gibi görünüyor ama bana göre tamamen kavramsal belgesel bir yaklaşım. 60 tane fotoğraf üretmiş herif, 60-70 tane piyasada bilinen ve 60 dakikalık bir filmi var. Ve o film üzerine bir metin, 15 yılda arkadaşlar. Yani insanların hani çabası çok önemli. Bu kısaca şundan bahsediyor, bilmeyenler için söylüyorum. Vahşi doğayla, vahşi yapıyla aslında insanların, hatta bütün vahşi hayvanların, hani bir şey hayvanlar demeyeyim de insanların aslında vahşi doğayla ve vahşi hayvanlarla bir sorunu yok. Bu sadece yaklaşma meselesi diyor. Dünyayı yavaş bir kaplumbağa gibi bir fil ağırlığında algılamamız ve öyle yaklaşmamız gerektiğini iddia ediyor. Çok güzel bir metni var bunun. O filmini de izlerseniz müthiş. Burada tek yapılan şey sepya haline getirilmiş. Tek manipülasyon odur. Bu hayvanların hepsi vahşi yani. Bu fil mesela burada çektiği fil vahşi fil. Bu bir çita. Bunun filmde de görürsünüz. Bu kadın burada hiç kıpırdamadan oturuyor. Bu çitalar gelip yanına en ufak bir harekette bulunuyor. Hatta bunu sırtlanlarla filan çektiği sahneler de var. Yani olağanüstü güzel, muazzam bir proje. Biliyorsunuz gemiyle geziyor bu proje. Dünyanın en önemli mimarı Japon adam. Buna konteynerlarla bir şey oluşturdu. Müze yaptı. Sırf bu çalışma için müze yapıldı. Yani o konteynerlarla yapılıyor ve gemiyle taşınıyor bu. Dünyada 4 yerde açıldı bildiğim kadarıyla. Meksiko filan gibi deniz kenarında olan yerlerde. İstanbul'a da getirilmesi için yıllardır uğraşılıyor ama çok ciddi bir para gerektiği için. Seslendirmesine mesela filmde yine çok dünyanın önemli iki seslendirmecisi yapıyor. Müziklerini yine çok önemli besteciler yaptılar. Ama bizim belgesel üreten arkadaşlarımızın çoğunun haberi yok bu şeyden. Çalışmadan. Ben ilk 7-8 sene önce fark ettim de çok ciddi üzülmüştüm. Yani bundan nasıl haberim olmaz diye. Çok eksiklik hissettim projelerden bir tanesi. Yine Gregory Crevson'un Twilight, Alacakaranlık serisi var. Şimdi burada da bu da çok önemli bir seri. Gerçi bu adam çok ciddi bir, bu da 2 milyon dolar harcadığı söyleniyor bu proje için. Bunların hepsini sinema sahnesi gibi canlandırıyor adam. Hatta çok ciddi platolar oluşturuyor. Bazı fotoğraflar şey, yani bildiğin sahne oluşturuluyor. Yani hani stüdyolarda çekiliyor birçoğu, bu ev içi planlarının çoğu aslında normal evler değil. Her şeyini kendi ayarlayarak çektiği şeyler. Bu da aslında Edward Hopper var, ressam bilirsiniz. 1900'lerin başlarında çok önemli oldu. 1930'larda, 20'lerde verdiği eserlerle. O adam çok acayip bir adam. Bilmeyen arkadaşlarım varsa mutlaka o adamın çalışmalarına baksınlar. Çok fazla fotoğraf sanatçısı ve ressam ondan etkilenerek ünlü oldular. Yani onun çalışmaları, onun ışığı ve konularıyla o kadın üzerinden aslında modern yaşamın 1930'ların başlarında düşünün. Modern yaşamın insanları işte yabancılaştırdığını, yalnızlaştırdığını, oradaki evlilik ve evlilik ilişkileri, kent, insan, özellikle yabancılaşmayla ilgili çalışmaları var. Bu çalışma da aslında ona atıfta bulunan bir çalışma.
bu Amerikan orta kesim ve orta altı toplumundaki yabancılaşma, onun sorunları, işte yalnızlaşma, modern toplumda o kopma anları gibi anların çekildiği çok fazla sayıda fotoğrafın olduğu ve çok önemli bir çalışma diye düşünüyorum. Mesela çok basit fikirler de hiç para harcanmadan şeyler de. Mesela bu çalışmaya da bayılıyorum yani. Bunların içinde en çok sevdiklerimden bir tanesi bu. Bir proje olarak baktığımızda. Bu da 10 Taksim 1 projesi. Bogdan Gribovan, bu Bosnalı bir arkadaş yanılmıyorsam. Aynı apartmanda oturan, aynı odada ama 10 katlı bir apartmanın aynı odasındaki fotoğraflar bunlar. Aynı açıdan çekiyor. 10 farklı yaşamı burada bakın görme şansımız var. Aslında doğrudan fotoğraf ne anlatıyor? İşte aslında felsefik bir açıdan bakıyor. Aynı mekan, üst üste koyulmuş kutular düşünün yan yana. Ama hayatlar bambaşka. Aynı bir yere bakıyoruz, aynı kübün içine ama hayatlar bambaşka bakın. Bambaşka yaşantılar, bambaşka öyküler. Hemen bir 10 santimlik duvarın ayırdığı alanlarda. Müthiş. Sadece fikir işte arkadaşlar. Basit bir fikir. Bambaşka yaşantıları görebiliyoruz. Bu da enteresan. Bu biraz bilirsiniz bunda. Bu da Maria Pirila'nın, Macar galiba yanılmıyorsam bu kız. Bu çalışması da bayağı ünlü oldu. Camera Obscura Dreams. Camera Obscura biliyoruz. Karanlık kutu demek. Makinamızın aslında kamerasının içi bu. Nasıl yapıyor bunu? Bu odaları karartıyor. Işık alan yerleri karartıyor ve aynı pinhole gibi bir iğne deliği açıyor oradan. Yani bir delik açıyor. Ebatını bilmiyorum artık. Bir santim mi açıyor, iki santim mi, daha ufak mı? O odasına göre de, büyüklüğüne göre de değişiyor galiba. Dışarıdaki görüntüler aynı bizim fotoğraf makinesinin çalışma ilkesi. İçeriye ters olarak düşüyor. Böyle enteresan bir fikir. Ve burada o Camera Obscura Dreams diye bir proje üretiyor. Çok sayıda fotoğraf var yine bununla ilgili. Bu projeye sadece benim bir eleştirim var. Yani bu içerideki insanlarla ilgili de bir şey oluştursaydı. Yani onun oraya düşmesi ve içerideki insanlarla ilgili de ayrık bir fikir oluşturabilse çok etkili bir proje olurmuş. Eksiği o. Biraz yaptığı şeyin farklılığı, ortaya çıkan görüntünün etkisi onu biraz alıkoymuş diye düşünüyorum. Kaç dakika bir ara ve 100 kişi olmuşuz ya. 96 kişiyiz. Kaç dakika ara verelim. Biraz kendiminkileri anlatmadan önce soru varsa karşılıklı konuşalım veya üzerinde söylemek istediğiniz bir şey varsa. Tekin'cim sen ne diyorsun bu konularda? Kim sordu özür dilerim. Algılayamadım. Sana sordum. Ne diyorsun bu konularda diyor. Yani yaklaşımımız tabii ki örtüşüyor. Sen de biliyorsun. Fikir. Temel mesele fikir. Evet. Tabii sadece fikir de yetmiyor. Fikrin derinliği de son derece önemli. Yani fikir yüzeysel de olabilir. Kesinlikle. Çok derinlemesine bir fikir de olabilir. Temel, en temel şey fikir olmakla birlikte fikrin ne kadar derinlik taşıdığı da çok değerlidir. Kesinlikle. Ve senin gösterdiğin, paylaştığın bu çalışmalar hakikaten çok iyi örnekler. Yani ders olarak aslında artık fotoğraf amatör dünyasında bu tip şeylerin anlatılması gerekiyor. Artık, ben anlatıyorum zaten. Geleneksel anlatıların artık bize bırakılması lazım. Yani bunlara geçmemiz gerekiyor. Evet, çok güzel bir hazırlık. Gerçekten kutluyorum. Harika. Bu derslerimden bir tanesi işte. Böyle 30 tane sunumum var benim. 30-40 civarında. Bu sene de farklı bir şey hazırlıyorum. Şimdi onu sonra konuşuruz. Buraya bayağı yeni arkadaşlar eklenmiş. Tanıdığım, tanımadığım. Beyhancım nerede? Beyhancım?
Beyhan buralar. Buradayım İsa. Ne diyorsun buraya kadar? Buradayım, izliyorum. Gayet güzel. Eline diline sağlık. Son gösterdiğin örneğe bir katkıda bulunmak isterim ben de. Tabii. Abelardo Morel, Kübalı sanatçı. O da büyük metropollerde, merkezi noktalarda otel odaları ya da yaşam alanlarından, evlerinden herhangi birisinin odasını kamera obscura'ya çeviriyor. Aynı şekilde son gösterdiğin Maria Prilla örneğinde olduğu gibi devasa kamera obscura görüntüler elde ediyor. Vay süper. Şimdi, şu pencereden fotoğraf çeken adam değil değil mi? Hep pencerede. O adam mı? Bir tane pencereden. Hayır. Pencereden kamera obscura'ya çeviriyor otel odasını örneğin. Oo, süper. Manzara çok bir kentin merkezi noktası. Süper. Örneğin New York. Örneğin Londra'da bir merkez. O otel odasını tamamen karartıp yine küçük bir ışık bırakarak Abelardo Morel adlı sanatçı o yaşam alanını olduğu gibi kamera obscura gibi görüntüye dönüştürüyor. Aynı az önce gösterdiğim Maria Prilla örneği gibi ama daha büyük, daha geniş ve daha merkezi kent merkezlerini kullanıyor. Amerika'da yani yaşıyor. Aslında Amerika'da yaşıyor. Kübalı kendisi aslen. Bir de şöyle hani modern, kentleşen büyük metropollerin aslında bir geleneksel belki de fotoğrafın en ilkel yoluyla görüntü elde etme yöntemini kullanıyor. Gelenekle modernini birleştirerek yeni bir fotoğrafik görüntü elde etme yöntemi. Evet. Aslında az önce Tekin Hocam da bahsetti. Klasik elbette ki doğrudan fotoğrafla ilgilenmeyi belki bir tarafa bırakmak gerekebilir ancak az önce gösterdiğiniz örneklerden yine doğrudan fotoğrafla da kavramsal, tırnak içinde söylüyorum senin tanımlamanla, kavramsal belgesel çok düz, çok doğrudan saf fotoğraf da elde edilebilir. Onu da gördük. Kesinlikle. Demek ki fikir önemli olan burada. Aynı. Konu, tema, fikir ayrımını özümsediğimizde neyi nasıl anlatmamız gerektiği konusundaki kendi öznel fikrimizle hareket ettiğimizde kullandığımız teknik, araç, gereç, ister bir pinhole kamera olabilir, ister bir kamera obscura olabilir, istersen en son dijital teknolojik makine olabilir. Sonuçta üreteceğimiz fotoğraf fikrimizin, soyut bir fikrin belki de, somut fotoğrafik görüntüye dönmesi anlamında yapacağımız iştir aslında. Bu açıdan hem izleyiciler hem fotoğrafla fotoğrafın sadece belli bir alanında kalmış olan arkadaşlarımız için bir vizyon oluşturması açısından çok değerli, çok önemli bir sunum yaptınız. Tekrar teşekkür ediyorum. Kendi adıma kutluyorum. Çok özür dileyerek iki cümle bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Söylediğim yanlış anlaşılmış olmasın diye o kaygıyla bunu söylemeye ihtiyacındayım. Şeyi vazgeçelim artık, bir şeyleri geride bırakalım dememin nedeni şuydu. Neyi geride bırakalım? Alışa geldiğimiz, ben amatör kulvarı kastederek söylüyorum. Alışa geldiğimiz geleneksel yaklaşımlı fotoğraf öğretisinden vazgeçelim diyorum. Yani mimesisten vazgeçelim. Artık o çok kolay. Yani kaba saptama, İsa'nın bu kaba saptama sözcüğünü çok beğenirim oldum olası. Kaba saptama harfleri öğrenmek kadar basit bir şey. Artık onu aşmamız gerekiyor. Çünkü dünya çok başka bir yerde. Ve biz 70-80 yıldır kaba saptamayı öğretmeye çalışıyoruz sürekli. Amatör dernek ortamı. Lafını kesiyorum. Ya bu mimesis, ya adam bunu milattan önce 200. 300. yıllarda ortaya atmış yani. Sanat diyor mimesisle olmaz, taklitle olmaz diyor. Yani bu mimesis, katarsis, ya bu 2200 yıldır var. Biz bunu hala tartışıyoruz. Hala insanlara yani bu taklidin gerçekliği, ya arkadaşlar, pardon lafını tamamla, özür dilerim. Ben sözüm tamam. Yani artık bizim bunu aşmamız gerekiyor. Amatör dernek ortamlarında özellikle sürekli bunu tekrar edip bunun üzerine hiçbir şey koyamıyor olmaktan çok muzdaribim ben. Artık dünya nerelerde onu görüyoruz.
Bundan evet. kurtulmamız lazım. Aynen. Şimdi şunu görmemiz lazım en temel olarak. Aslında gerçeklik olgusu, yani bütün sanattaki her şeyi belirleyen şey o. Gerçekliği biz nasıl görüyoruz? Yani burada öznel gerçekliğe nasıl dönüyor? Bu öznel gerçeklikte sanatsal bir gerçekliğe nasıl dönüşüyor? Aslında bütün sanat akımları, hatta fikirsel akımların, felsefi akımların da birçoğu, özellikle sanat akımları, hep bu gerçeklikle olan ilişkiden türüyor arkadaşlar. Sürrealizm, realizm, impresyonizm, ekspresyonizm, fovizm, her şey yani soyut, her şey gerçeklikle bağlan. Bu gerçekliği nasıl yorumlayacağımızla. Ama tek bir şey var, taklit etmeyeceğiz. Aynısını getirmeyeceğiz. Gerçekliği nasıl yorumlayacağız? Kendimize göre yorumlayacağız. Başkalaştırmaya çalışacağız. Yani kendi karakterimizi fotoğrafın karakterine dönüştürecek yapacağız diye. Geçeyim mi kendi projelerimi şey yapmaya? Ondan sonra biraz daha isterseniz sohbet ederiz. Evet, paylaşayım. İsa Bey, siz paylaşmadan önce bir şey ekleyebilir miyim? Siz lütfen, bu lütfen. Şey konuşmasına. Finlandiya, işte Estonya, Singapur şu anda işte eğitimde en üst seviyede ülkeler. Finlandiya 2016'da bir şey eğitim sistemini şeye dönüştürmeye başladı. Fenomen bazlı evet. eğitim sistemi. Yani evet. temel şeyleri öğretelim tamam da ilkokulda. Mesela Avrupa Birliği nedir? Nasıl diyeyim? Climate change, işte mevsimler değişiyor. Bunları anlatalım çocuklara. Temel bilgiler zaten bunlarla beraber gelir. Böyle bir eğitim sistemine geçmeye başladılar. Sanki burayla... Bir numaralar biliyorsun. Dünyada yani işte, bir numaralar şu anda. Dünyada bir numaralar şu anda. Yani. Evet. Ve çocukların isteğine göre belirleniyor ders programları, ders her şey anaokulundan, anaokulundan tabii. üniversiteye tabii. kadar. Çocuklar tabii. mesela anaokulunda kendi oyun parklarını yapabiliyorlar. Yeni bir oyun parkı yapılacaksa anaokulunda evet. çocuklar belirliyor bunu falan. Mimarlar gidiyorlar, çocukların fikirlerini alıyorlar ve tamamen o fikirde... Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Ya o eğitim sistemi zaten, şimdi oralara girersek çok da çıkamayacağız. Eğitim sistemi zaten insanları sistemin içine entegre etmenin önemli yollarından biri. Foucault'un, bu konuda Foucault'un çok önemli yaklaşımları var. Biz fotokollektif olarak bu tür şeylerin üzerinde çok duruyoruz. 3-4 yıldır hep bu tür konuları seçiyoruz kendimize proje konuları. Kimlik, iktidar, efendim bu sene normali çalışıyoruz. İnşallah onun sergisini açacağız. Hep modernizm eleştirisi üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Yani arkadaşlarla da. Yani bu yani bir sanatçının önce aslında biraz kendiyle uğraşması gerekiyor bence. Fotoğraftan da her şeyden önce. Yani bir dünyaya bir bakış açısı, ilk önce kendisini yeniden kurması. Yani biraz varoluşçu bir yapıda olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu benim görüşüm tabii. Bunun başka yöntemleri de olabilir. Yani komünist bir manifestodan da bakabilir dünyaya. Romantik bir manifestodan da bakabilir. Ben varoluşçu felsefeden bakıyorum dünyaya, sorgulayıp kendime uygun olanlarla kendimi oluşturmaya çalışıyorum. Bu süreç hep sürüyor. Tamamen sistemden kopamıyoruz tabii. Ama burada sanatçı, sanat demek hani demin de konuştuk. Yaptığın şeyin aslında öznelliğinde ve özgünlüğünde yatıyor. Yani orijinalite ve etki çok önemli bir şey sanatta. En ayırıcı ögeler olarak düşünüyorum. Aynı Beyan da dediği gibi. Yani Tekin'in de söylediği gibi. Yani yaptığın şey ayrık olacak, farklı olacak ve sana ait olacak. Neyse şimdi çok girmeyelim o mevzular, o biraz daha karışık. Belki sohbet bölümünde gireriz. Şimdi benim projelerim nasıl başladı? İsa Bey bir dakika, İsa Bey bir saniye ben lafa girdim. Şimdi katılımcı arkadaşlara bakarken gördüm ki sevgili Salih Güler aradan sessiz sedasız katılmış buralarda. Şimdi orada gizli gizli dinliyor bizi, size haberiniz olsun. Tamam. Şimdi hoş geldin. Bence şimdi ben laf atarsam bana cevap vermeyecek. Onun için Salih Güler'i bir konuşturmaz, bu konuda bir iki cümle onun çalışmalarından örnekler. Tuz Gölü çalışmaları var, balerin evet. var, bir sürü şeyler var biliyorsunuz. Bununla evet. bağdaşacak bir onun görüşünü almakta yarar var mı diye size sorayım ben. Siz konuştunuz yani ancak.
Konuşmak isterse seve seve. Salih'cim neredesin? Herkes uyku saati geldi. İyi uykular. Salih. Ses soluğu çıkmıyor bak. Ne olacak yani böyle. Tamam, konuşmak isterse girer Salih de herhalde. Evet. Devam edelim o zaman. Salih'cim istediğin zaman girebilirsin mevzuya. Şimdi arkadaşlar, ben bu benim tarzım biraz böyle minimalist, soyut tarz, soyutlama tarzı diyelim. Onu seviyorum eskiden beri. Onu daha yakın buluyorum kendime. Burada bir seri içinde sadece göreceksiniz. Onu da hiç yayınlamadım. Ben de insan olmaz ama insana ait şeyler oluyor benim çalışmalarımda. Yani illa insan sokmam gerekmiyor. Grafik ağırlıklı çalışmalarım da vardı. Burada hep ya çevremizdeki insanlar ya atölyedeki arkadaşlarım hep grafikle ilgili şunu söylerlerdi. Ya ne anlatıyor bu şimdi? Yani bu da mı sanat? Şimdi buna çok takılırdım ben. Şimdi biçimsel algoritma önemli. Algoritma dediğimiz şey aslında kendi içinde karışık gibi görünen basitçe ifade ama sonuçta bir çözümlemeye ulaşan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapıyı kişiselleştirebiliyorsanız, ayrıklaştırabiliyorsanız, kendinize özgün bir hale getirebiliyorsanız aslında bu yaptığınız şey de sanatsaldır. İlla öyküsel bir anlam oluşturmanız gerekmiyor. Yani dramatik yapıda bir anlam oluşturmanız gerekmiyor. Alanlarla, grafik ögeler dediğimiz şey biliyorsunuz, alan, renk, şekil, çizgi, dokudan oluşuyor ağırlıklı olarak fotoğrafta. Bunlarla ilgili de bunların bir araya gelme biçimlerindeki farklılıklar ve hoşluklarla ilgili de bir katarsis diyelim, bir haz yaratabilirsiniz. Bu da işi sanatsal kılabilir. Ben dedim ki kendi kendime, ya ben bir böyle içinde hiç dramatik öge olmayan, yani alanlarla, dokularla, renk çizgilerle bir şeyler yapsam, hani bir de örnek olsa diye bir başladım. Nasıl evrilecek şimdi onu görelim. Şimdi başladım. Bunun adını da Az koydum. Bu serimin adı Az. Size hepsini değil tabii, örnekler getirdim sadece. Bakın bu 1'e 4'ü çok uğraştım. 1'e 4 karesi. Pek kullanan yok bunu. Ben bayağı sinemoskop bilmem ne o 1'e 2, 1'e 3, 1'e 2 denemelerim de çok var. 1'e 1 var. 1'e 3'leri denedim. 1'e işte o sinemoskopta 2.4 veya 2.7'ler var 1'e. Bu sinema ölçüleri filan. En son bunda karar kıldım. Burada ağırlıklı olarak dikkat ediyorsanız fotoğrafları ortadan bölüp bir tarafını öbür tarafı işaret edecek şekilde boş bırakıp öbür tarafta genellikle şeyleri kullanıyorum. Ne denir? Ögeleri kullanıyorum, düzenlemeleri kullanıyorum. Biraz Ertancığım, bu mühendislikten gelen manyakça saplantılarım var benim de, her mühendis gibi. Mimar gibi, Veys abim de var burada mimar. O da, onda görür da görmez var. Beğendim bu fotoğrafları. Evet. Şeyi mesela bakın, bu tam tamına ortadan bölünmüş ve bu da aslında öbür tarafın tam merkezi. Yine böyle saplantılarla bir algoritma, renkler, alanlar algoritması oluşturmaya çalıştı. Sonra işler biraz değişmeye başladı. Ben bu arada bunları çekerken, yani içinde hiç dramatik ögeler barındırmayan grafik kompozisyonları oluştururken, soyutlamaları yaparken böyle işte ahşap kapılar, ne bileyim başka şeyler de dikkatimi çekmeye başladı. Sokakta çalışıyorum tabii ben. Ondan sonra onları dikkatimi çekti ve o tarafa doğru proje biraz evrilmeye başladı. Adını da Az ve Daha olarak koydum. Ama öbürünü biraz çalışmıştım. Bunun üstüne o dramatik ögelerinde girdiği İkinci bir projem daha oluştu sokakta. Az ve Daha. Oraya doğru evrildi. Böyle içinde artık daha insana ait olduğu, daha belirgin olan, daha böyle ufak tefek dramatik ögelerin de
girdi fotoğraflar. Aynı o, dikkat ediyorsanız yine şeysel yapı, grafiksel yapı, fotoğraf kompozisyon planı aynı ölçüde gidiyor gene. Bakın fotoğrafın tam yarısı burası. Aslında şu yarılık da bunun yarılığına eşit. Bu tam merkezde. Bunlar birbirine eşit. Böyle psikopatça takıntılarım var. Bundan kurtulmaya çalışıyorum. Yalnız. Ve az ve daha ile ilgili böyle işler üretmeye başladım. İşte burada aslında bakın arkada boya da insani bir şey ama şu kırmızı işaret daha insana ait bir şey gibi duruyor değil mi? Daha betimlemeci bir şey. Kırmızı bir kere ve merkezde. Bunlar az ve dahadan gidiyoruz. Sonra iş aslında benim istediğim kıvama iyice girmeye başladı. Böyle görüntüler görmeye başladım gezdiğim yerlerde. Tabii ben o renk olgusunu da yakalamak için özellikle bu araştırma yaptım. Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı Anadolu ilçelerine ağırlıklı olarak gitmeye başladım. Türkiye haritası üzerinde onları işaretledim. İşte 3-4 yıl boyunca oralara bayağı ciddi geziler yaptım. Yılda 10-15 civarında. Geziler yaptım. Aşağı yukarı doğu tarafa hariç her tarafa gezilerde bulundum. Hani hem o renk olgusunu yakalamak için. Sonra başka şeyler dikkatimi çekmeye başladı. Aslında ilk dikkatimi çeken şuydu. Bu konuda göstereceğim, bu seride göstereceğim tek iç mekan fotoğrafı. İç mekanını da çalışacağım bu çalışmanın. Kahramanmaraş'taydım. Otel odasında bunu gördüm. Bak şu şey, bakın şuraya dikkat ediyor musunuz? Bu şeyi değiştirmiş adam. Buraya bakır takmış renkli. Yani daha güzel olduğunu düşünerek. Ama izi kalmış orada. Şu kare benim kafamda çok fazla şeyler açıyor arkadaşlar. Yani bu izinin bırakıyor olması. Şimdi en son fotoğrafımda size anlatacağım bir konu var. Buna döneceğim zaten. Bu fotoğraf oraya da girecek. Ve şuradaki hani böyle bu pahalı bir otel değil. Yalandan resimler yaparlar, koyarlar ya oraya hani resim de olsun, duvarlar boş olmasın diye. Bu dikkatimi çekmişti. Aslında fikir biraz buradan da geldi. Bu güzelleştirme çabasından geldi. Mesela bu fotoğraf, artık sokaklarda bunu da aramaya başladım ben. Bakın adamın elinde fayanslar artmış. Adam kendine göre bir düzenlemiş yettiği kadarıyla. Şimdi ilk başta bu tür çalışmalara, bu tür görüntülere şöyle bakıyordum. Ya ne kadar kaba, saçma sapan, kendi kafasına göre güzelleştirmeye çalışmış ama bok etmiş işi diyordum. Ama sonra öyle olmadığını görmeye başladım. Aslında bu fakirliğin diyelim veya yoksulluğun içinde bulunduğu ortamı elindeki imkanlarla bir güzelleştirme çabası var. Ve buna çok saygı duydum ve çok sevgi duydum. Yani bunları yapan insanları dışarı çıkarıp sarılıp öpesim, kucaklayasım geliyor. Bak samimiyetle söylüyorum abartmadan. Yani bunu kim yaptıysa bulup ona sarılmak istiyorum. O kadar sıcak ve insani buluyorum bu çalışmaları. Şimdi bunun ismini de sağ olsun Profesör Doktor Kıymet Gray hocam var. Beyhan bilir onu tahminim. Tekin filan da bilir ve birçoğunuz tanıyorsundur. Önemli kuratörlerden biri. İlk ona göstermiştim bu çalışmayı. Adını Anadolu Güzellemeleri koy dedi. Sonra ben güzelleme olarak değiştirdim. Yani sadece Anadolu ile ilgili yapmayı düşünmüyorum. Güzelleme olarak değiştirdim. Bu insanların kendi çevrelerini, kendi imkanları ve anlayışları doğrultusunda güzelleştirmeye çalışmaları. Yani sakinlikle güzellik arasında bir şey yani. Anladınız mı? Aslında ben bunu çabayı çok
sıcak buluyorum. Bu gördüğünüz gibi buraya fayans çizmeye çalışmış duvar aslında. Seramik gibi. Bakın kapıyı kendine göre acayip boyamış, yani bir boyası varmış. Şekil vermeye çalışmış oldu. Bu da aynı. Bu motifler önemli benim için. Yani Orta Doğu kültürünü yansıtan şeyler. Şu da dışarıya olan şeyi. Bakın yine İzmir'de Basmahan'da galiba çektiğim bir fotoğraf. Bu da yine seramik yapmış. Duvarına. Burayı güzelleştirmeye çalışmış. Bu tam benim kafadaymış bu arkadaş. Neyse bunu da Ege bölgesine çektim gene. Şu soldaki kapının olduğu bölge tam benim fotoğraf yapma anlayışıma çok uyuyor. Şurayı da güzelleştirmiş o tabii. Oturacak yerlere varıncaya kadar. Bu da yanılmıyorsam kulu. Kulu da olması lazım. Bunu Tokat civarında çekmiştim. Aşkını ilan etmiş ev. Aslında simetrik gibi duruyor ama bakın şuradaki üçgenler sağda yok. Her şey aynı gibi. Ama sağda üçgenler yok. Şurada da bir farklılık var. Buraları gezerken çok dikkatimi çekti. Bakın evler dökülüyor artık. Yani yıkılmak üzere. Bunlar ağırlıklı olarak kentin varoşları veya eski yerleşim alanları şeylerin. Ama pencerelerdeki perdeler çok güzel, acayip süslü işlemeli. Kapı demirleri veya pencere demirleri acayip süslü işlemeli. Ve boyalar tabii çok canlı. Tabii bak şundan kurtulmak için şöyle çok fazla karşılığı olmayan ama ufak bağıntıları olan alanlar bırakmaya başladım sonra fotoğrafımda. Bakın şu boruyla şunun kalınlığı aynı gibi düşünerekten. Böyle normalde buraya eskiden tek bu sarıyı almazdım buraya. Sonra ötür şeyler bırakmaya başladım. Mesela bu kompozisyon çok benim tavrıma uygun değil. Düzensiz bir yapısı var. Düzensizlik içinde bir düzenlilik var. Böyle kırmaya çalışıyorum yandan da. Mesela bakın burada şu soldan giren tahtada aslında o dengeli kompozisyonu bozmak için bıraktığım bir şey. Normalde silerdim onları. Ama penceredeki tüldeki güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Bu denizlik falan kopmuş ama ruh duruyor burada. Güzelleştirme çabası. Bakar mısın bu ufak bir köy evi. Adam şu direği bütün her şeye uygun nasıl güzel boyamış. Çerçeveler falan. Bak pencerelere dikkat edin arkadaşlar. Hepsi ayrı ayrı. Soldaki tahmin ediyorum yaşadıkları alan. Oraya plastik yaptırmışlar. Bu ortadaki pencereler farklı, buradaki pencereler farklı. Hepsi farklı birbirinden ama böyle bir güzelleştirme çabası var. İsa Bey bir araya girebilir miyim? Beyhan Bey bir sorusu var. İsa Tabii. Hocam burada sanatçı siz misiniz? Orada yaşayan ve bunları yapan mı diyor. Güzel. Yani niye bana direkt sormuyor da sana sor? Mesaj kısmına yazmış da oradan görüyorum. Burada ben. Sanatçı aslında bunlar da naif sanatçılar Beyhan'cığım. Kendi çaplarında yani naif sanatçılar. Ben de aslında bütün bunları bir araya getirerek kendime göre bir fikir dolusu bir şey yapmaya çalışan biriyim diye. Araya girmek istemedim. Oraya yazdım. Müsait olun cevaplayın diye. Müthiş, güzel gidiyor. Onun için bölmek istememiştim. Sağ olun, teşekkür ederim. Tabii bunların hepsi naif sanatçı aslında. Baksana şu boyama şekline. Kendine göre bir alanlar seçip bir de sağa solu bulaştırarak boyuyorlar yani. Sonra sokaktan başka şeyler de çıkmaya başladı. Böyle pencereden diye bir şey de. Çünkü çok geziyorum oralarda. İnsanların böyle bir takım
pencerelerine bir şeyler bıraktığını görmeye başladım, tamam mı? Onlar dikkatimi çekmeye başladı. Mesela buradaki yine o sakil boyama biblodaki, ama onları pencereye bırakmış olması çok enteresan. Bu fotoğraftan sonra heveslendim ona da. Böyle oradan bunları da çekmeye başladım. Bakın yeni bir proje daha doğdu oradan. Bak burada demek ki bu ailenin çocuğu var ve ateşlenmiş. Aferin veriyorlar ona. Bu da kimse artık sigara içiyor ve tansiyon filan da fırlamış. Haplar maplar. Burcu. Bu da başka bir ev özlemi içerisinde. Yine eski konak şeklinde. Bu özlemini dile getiriyor. Yani bunu pencereye koyması benim hoşuma gidiyor. Yani kendi çocuğunun sünnetinin fotoğraflarını filan koyanlar da gördüm. Cama yapıştırmış yani dışarıya dönük. Yani insanlar görsün diye. Mesaj bırakıyorlar. Yani bu evde bir vitrinde değil, pencere kenarında yani. Böyle kendilerini anlatıyor. Biraz dışa vurumculuk gibi. Pencereye vurumculuk Beyhancığım. Sonra böyle aradan diye bir şeye de döndü. Aradan dereden de bir şeyler görmeye başladım. Bu tuvalet penceresi. Aşkla. Bunu İstanbul'da çektik. Sonra başka bir projede bunu çok seviyorum. Bu da arızalar. Yani arıza tiplerle ilgili. Yani adam bakın bu boruyu, şu boruyu düz geçirip şuradan bir köşeyle çözeceğine üç köşe oluşturmuş burada. Niyeyse bu boru ona batmış yani, tamam mı? Hani batmış derken kötü anlamda söylemiyorum. Onunla ilgili bir şey yapma gerekliliği hissetmiş. Halbuki bu arıza bir kafa yani. Normalde düz gelip aşağıya şuradan şöyle dönmesi lazım. Böyle şeyler dikkatimi çekmeye başladı. Sokakta çektiğim şeylerden, bazen çektiğim şeylerden görüyorum. Bazen de sokakta da gördüğüm oluyor böyle şeyleri. Şimdi bunları çalışıyorum mesela. Bunları da çalışıyorum. Bak aynı kafa burada da var. Niye şu mesela, şu niye? Merak ediyorum. Bunu yapan adamın kafasına arıza olduğunu düşünüyorum ve seviyorum arızayı. Bu aslında şuradan gelip 1-2-3 köşeyle dönebilir ama 7-8 tane köşe yapmış adam burada. Salmış birinin ucunu bak. Şu niye? Hocam bir öncekinde su akıp elektriğe temas etmesin diye olabilir de belki bir ihtimal. Bravo, evet olabilir tabii, niye olmasın? Bravo, güzel. O duvar zaten dışarıda yani. Yağmur yağsa su gelecek oraya. Evet, o da var tabii de. Demek ki buradaki boruyu da sökmüş sonra. Ha, bu ayrı, bu ayrı bir yer. Onunla aynı değil bu. Bu ayrı bir yer, bu ayrı bir yer. Bakın böyle işte pencere denizini bırak. Ya bir de bu çok garip bir şey var Anadolu'da arkadaşlar. Pencereleri örüyorlar ve sıvayıp bırakıyorlar. Yani böyle de değil. Yani çok yaygın bu. Bazı pencereleri ördüklerini gördüm. Devam evlerde niyeyse. Bak şu alttaki gibi tuğlalar muğlalarla falan kapatıyorlar. Bunu da çok seviyorum. Adam borunun şeyine uymuş bak şeklini. Aslında kendi boyama stiline değil. Bu da arıza. Bana göre bu kafa arızalı bir kafa yani. Yani burada bir şey var bu adamın kafasında ve o bir şeylerin fotoğraflarını çekmek istiyor. Bu da çok güzel. Bu da önem sırasına göre bak kadın. Önem sırasına göre şey yapmış buraya. Çoraplara filan bir tane şey basmış. Mandal. Şunu önemsiyor artık. Neyse bu bilmiyorum. Şal mıdır? Buraya 15 tane dizmiş. Pantolona da 3 tane yeter demiş. Çoraba bir tane. Belki de tesadüf ama ben böyle görüyorum. Bu zaten kal... ya İdrus ya Temel. Ne? Ha, bunları yapan ya İdrus ya da Temel. Hah, olabilir. Çok izleyici var. Aslında Karadeniz'de değil bunların çoğu ama öyle de olabilir. Vallahi kaçak izleyiciniz var her hafta. Seve seve değil mi? Bu... Ya bu chatte bir sürü yazılar dönüyor. Ben onları görmüyorum, haberiniz olsun. Onları Ertan'cığım sen bak soru falan soruyor varsın. Evet bak bu da evi boyamış. Biraz boya artmış tahmin ediyorum. Şuraya bir çerçeve yapmış. Boya biraz da kalınca duvarda şu şöyle bir şey boyamış. Mesela niye olduğunu anlayamıyorum. Kaç defa baktım bu fotoğrafa. Niye boyamış bu duvarı?
herhalde şu kapıyla bir leke oluşturmak istemiş tahmin ediyorum. Beyhancığım, bunlar primitif sanatçı olabilir mi yani? Naif sanatçılar. Evet, zaten öyleler. Çünkü anladığım kadarıyla bir renk bilgisi de var. Kontrastı kullanıyorlar çok fazla. renk bilgisi. Bir de eksik bölgeleri tamamlama. Yani bir hani başta dedin ya, obsesyon. Öyle bir obsesif durum var burada. Evet, o obsesifle bakışla eksiklikleri kendince tamamlıyor. Biraz aynen. Önce bir arkadaşımız Nur Sabah Elif, evet. Hanım, belki arıza bizde dedi. Bunlara bu kadar dikkat edip hepsini fotoğraflayıp bir araya getirince arızanın bizde olduğu konusu daha doğru mu acaba? Nur Sabah, tam şimdi onu diyecektim ben de. Tam onu söylemeye şimdi konuşacaktım. Yok, arıza bizde, evet, güzel. Bunları görmek de arıza tabii. Okyar sen mi diyordun? Ben girdim tam aynı şeyi söyledi yani. Bunları görmek mi arıza? Yani biz arıza, adam elinde kalmış, boyası sürmüş oraya, geçmiş gitmiş şimdi yani. Evet, ama şeyin, şöyle inanıyorum Okyar'cığım, aslında sanat arızadan çıkıyor zaten. Aynen öyle. Normalden hiçbir şey üremez arkadaşlar. Normal, sıradan olan, çoğunlukta olan, aslında anormaldenmiş gibi olandan sanat ürüyor zaten. Yani kesinlikle arıza olmak lazım bence. Evet. Topluma bu da çok güzel. Mesela bak, üç kapıda aynı şeymiş gibi görünüyor şu demir figürler. Üçü de birbirinden ayrı bak. Demirci kafasına göre buraya aslında Kandinsky gibi bir çalışma yapmış yani. Üç tane Kandinsky çalışması bunlar. Müthiş. Üçü de birbirinin aynı değil. Bak çok güzel yani. Bayılıyorum bu çalışmasına da. Acaba bunlar başka inşaatlardan çıkma, hurdalardan derleme, toplama malzeme mi? Aynen Beyhan'cığım. Şimdi imkansızlıktan da oluşuyor bazıları. Evet. Mesela bak, bitmiş adamın işte imkanı yok. Dördüncü bu çaprazı çakacak tahta bitmiş burada. Böyle evet. Bırakmış. Bak bu da güzel, boya bitmiş burada. Sol tarafa dikkat ederseniz. Her taraf boyamış ama sol tarafta şey yok. Boya yok. Beyaz eksiği var orada. Evet, aynen. Şurada boya yok. Ona takıldım zaten. Bak bu da malzeme bitince, dikine kullandığı çalışmayı malzeme bitince bunu yatayına da kullanmış bu bölgede. Bunlar güzel ya. Bizim kafalarımız, bizim insanlarımız, bizim aslında kültürümüzün bir parçaları, bir anlayışımızın, Orta Doğu kafasının filan bir esintileri. Ve hiç aslında benim tarzım olmayan bir çalışmada böyle insanları da görünce çekiyorum. Sokaktakiler diye şimdilik öyle bir uydurup ad verdim. Belki ileride tamamen sokaktan başlığı adı altında bütün bu sokakta çektiğim serileri bir araya getirirsem, hani insanda eksik kalmasın diye böyle arada çektim, birkaç fotoğraf var insanlarla ilgili de. Onları da göstereyim. Bakın aynı yerden, bir başlangıçtan bir sürü fotoğraf çalışmasına, projeye doğru bir evrilmeler var. Aslında bu benim tarzım bak. Bu daha benim tarzım olan bir şey. Hani sokaktakiler, insanlar. Şu el yeterli benim için, insan ögesi için. Şunu görüyorsunuz herhalde şuradaki eli. Baksana ya, yakışıklı. Evet, geldik son çalışmamıza. Bu da aslında benim bu kafayla ilgili yaptığım ve sevdiğim projelerimden biri. Daha başlangıcında 10-15 tane ürettim bununla ilgili. Aslında bu, ben hep yıllardır bu Orta Doğu'ya, Orta Doğu insanına, onun düşünme biçimine fazla takıntılıyım yani. Seviyorum da yani, anladın mı? Sevmediğim bir sürü yanı da var. Yani. Sevdiğim yanı da var. Yani biraz daha Avrupalıların kafadan düşünme biçimine, biz hep kalpten düşünme biçimiyle hani farklılık gösteriyoruz. Orta Doğu deyince aklıma ne geliyor diye düşündüm. Aslında Orta Doğu'nun en klasik şeyi, betimlemesi şey olur tahmin ediyorum. En belirgin ve klasik betimlemesi. Kaotik yapısı. Tüm Orta Doğu'yu aslında, sadece Türkiye değil, İran, Irak, Suriye, Yemen, her tarafa bakın. Aslında kaotik bir yapı. Biraz belirsizlik,
karmaşa, bunun en temel ögeleri. Bir de burada hep kaşınan bir şey vardır tabii. Din ve bayrak, yani milliyetçilik ve dinsel iktidar. Yani kimlik, bayrakla oluşturulan bir kimlik, bağlılık ve dini bir iktidar. Bunların en önemli göstergesinin de tabii o karmaşık yapı, belirsiz yapı, karmaşık yapı ve cami minareleri olduğunu düşündüğüm bayraklarla. Ve dominant, yani aslında bunların dominant ögeler olduğunu, belirsizlik, karmaşa, bayrak ve cami minarelerinin dominant yapıları, yani en belirleyen dominant yapılar olduğunu düşündüm. Bunun üzerinden bir proje çalışmaya başladım. Dediğim gibi bir 10-15 tane şeyi var, örneği var şimdi size gösterebileceğim. Bakın karmaşaya, düzensizliğe. Ama cami minaresi her şeyin üstünde yani. Her yerden görebilirsiniz cami minarelerini. Eski, yeni. Kızım yapma. Benim kedi çıldırdı. Bak kaç tane minare var ufacık bir yerde. Tosya'ya ve Tosya olabilir biraz. Mersin. Giriş. Her yolun sonunda o var. Bu Kars. Salih'cim senle mi çekmiştik bunu? Nerede bu adam? Kaçtı mı? Evet. Her şeyin önünde veya arkasında. Bir düzensizlik, bir kaotik bir durum. Burada görebiliyor musunuz caminin nereden? Şurada bak. Sanayi, cami, otoyollardan hiç bahsetmiyor. Bir ev olduğu yerde yine tepede o cami. Tarih olgusu. Kentin girişi. Burada Fethiye miydi? Öyle bir yer var. Yine bakın bir işgal, karmaşa. Arada gene camimiz var. Bu kırmızı ışıkları bekleyerek çekiyorum tabii. Kırmızılar, sarılar anlamları var aslında. Bu da yine bayrağımızdaki hilal ve cami ögesi çekilmiş. Yani daha doğrusu sunumum bu kadar. Ama üzerinde konuşmak istediğimiz şeyler varsa, vaktimiz varsa veya sormak istediğiniz şeyler buradayız. Evet. Ben mi konuşturayım zorla sizleri? Şey sorabilir miyim? Tabii. İsa Bey, bu hani yurdum insanı tarzı boyamalar, arıza tipler vesaireler enteresan bir konu. Bunlar tabii ki gördükleri içlerinde olan bir şeyi aksettirmeye çalışıyorlar ama bunların gördükleri şeyler biçimlendirilmiş olan şeyler. Yani otel odasında bir televizyondaki herhangi bir absürt saçma sapan bir dizideki bir otel odasında görmüş olduğu bir resmi alıp buraya kendince uyarlıyor. Yani bir tür yeniden üretimler. Bu yeniden üretimlerin biçimlendirilmesinde ya da sizin projenizin olgunlaştırılmasında biraz Freud, biraz Lacan gibi okumalarla bu metinler nasıl şekillenirdi? Hiç böyle bir sorgulama yaptınız mı? Merak ettim. Yapmadım. Yani aslında ilk defa da böyle soruyla karşılaşıyorum. Yani Freudçu bir yaklaşımla çözümlenebilir mi? O kadar hakim değilim Freudçu yaklaşıma. Biliyorsunuz o sürrealizmin ana temel şeyi oldu. Freud düşüncelerinden hareket ettiler. Sürrealistler biliyorsunuz. Ama mesela dışa vurumculukla sanki daha onların davranışları daha açıklanabilir gibi geliyor. İzlenimcilik veya izlenimcilik değil de tam biraz daha dışa vurumculuk var gibi geliyor bana. Hani bir akımdan söz etmek istersek onların yaptıklarında. Ama dışa vurumcu naif bir yaklaşım olarak görüyorum.
Ama böyle bir şey sen yaparsan seve seve okurum tabii ki. Ona benzer bir şey mezarlıkla ilgili yaptım da bir ara bana bir adresinizi gönderseniz size o kitabı gönderip en azından oradaki o Kur'an bağlamını nasıl kurduğumu yaparlaşacağız mezarlığının nasıl üzerine fotoğraf argümanını oturttuğumu orada kendimce dilimin döndüğünce bilgimin erdiğince yazmaya çalıştım. Çok matah bir şey olduğunu iddia ederek böyle bir ifadede bulunmuyorum ama şimdi bu peşinde koştuğunuz şeyler, altını doldurduğunuz argümanlar dolu dolu projelenme bağlamında. Sorgulamalar sürekli artarak ve acabalarla sanatçı için olması gereken şeylerin peşinde koşarak gidiyorsunuz. Ama şimdi bir yerde de bir nokta, bazen virgül, noktalı virgül, bazen parantez gibi bu anlatıyı oluşturacak dilin içerisinde kullanılan bir takım malzemeler var. Bunlara da işte içinde görmeye çalışıyorsunuz. Sizinkisi aldı gidiyor şu anda. Ben tadına doyamadım. Sağ olun. Hem söyleşinizin de hem işlerinizin de dolayısıyla acaba bir katkı koyar mıyım diye de böyle bir şey burada yani bana bir pencere ifade etmeye çalıştım. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür. Ali Bey, kitabın adını chat bölümüne yazar mısınız? Temin etmek isteyen arkadaşlarımız olabilir. Başta ben. Tabii çok sevinirim. Mümkünse. Ben hediye olarak gönderiyorum zaten elimden geldiğince. Bir kaynak verdiniz. O kaynağa sahip olalım bir taraftan. Sırf İsa Bey faydalanmasın bu kaynaktan. Evet. Yani. Bu ayrımcılık oluyor. Bir tane göndermeye çalışacağım dediğim gibi. Genellikle ben satış amaçlı olarak kullanmıyorum bunu. Hatta çok başarılı fotoğraf projeleri üreten öğrencilerime hediye ederim. Çok iyi çalışan öğrencilerime, iyi iş koyan öğrencilerime hediye ederim. Elimden geldikçe kendimce çam sakızı çabanırım ben diyeyim. Çok vakti almayayım çünkü çok güzel bir programdı. Başka sorular da gelebilir. Teşekkür ediyorum tekrar. Benim bu kitaba çok acil ihtiyacım var. O 4 portreden seçerken ben yanlış seçim yaptım. Yani okumam lazım, öğrenmem lazım birazcık. Takıldım kaldım. Yani otomatikleştirmem lazım. Onun için bana acil lazım. Tamam. Bir arkadaş soru soracağım. Bülent Bey'in bir sorusu var galiba. Evet. Merhabalar. Ben ilk defa sizinle böyle bir ortamda bulunuyorum. Her şey için teşekkür ederim. Çok keyifli. Siz başta fotoğrafla ilgili bir klasifikasyon yaptınız. Evet. Ben de kendimce bir klasifikasyonum var. Önce fotoğrafa işte karar veriyorsunuz ve Türkiye'de genelde emeklilik sonrasında büyük bir çoğunlukla. Önce nasıl bir makine alayımla başlıyor birincisi. Evet. Sonra ne çekeyim? Ondan sonra çektiklerinden de ne yapabilirim? Bundan sonra ne yapabilirim? Ve herkesin kitlenip kaldığı işte sizin proje dediğiniz ya bu da var, bu da var, bu da var. Herkesin böyle kitlendiği nokta. Ben de o noktalardan bir yerdeyim şu anda. Ne yapsam, ne etsem, elimdekileri nasıl değerlendirsem, bundan sonra nasıl kanalize olsam diye. O yüzden içinde proje geçen bu tür eğitimleri hiç kaçırmamaya özen gösteriyorum. Bu reklam bölümüydü. Soru bölümüne gelince de şimdiye kadar hani kafanızda planlayıp da ya tamam bu projeyi yapıyorum deyip başkası tarafından yapılmış ya tüh bunu kaçırdık dediğimiz var ya, var. Bir tane var ya. Bülent Bey, sen soru sormasaydın sana laf verecektim. Burada dikkatimi çekmiştin. Böyle gayet şey dinliyordun. Tam şey oldu. Şimdi bir tane var. Çok üzülüyorum ona da. Şimdi bu işte demin bahsettim ya bu lokantalarda filan hani tablolar filan olur hani genellikle böyle yeşillik şey filan ama iğrenç tablolar olur yani. Onunla ilgili bir yabancı adamın bir çalışması var yani sırf o tür tablolar üzerine mekanlarda onları çekmiş. Mesela ya bunu çok kıskandım mesela onu gördüğüm zaman. Çünkü hep onları hepimizde olur öyle şeyler. Gördüğümüzde aslında hep iğreti gelir. Ama niye bunu koyarlar? Hep kafamda bir şey vardır onunla ilgili. Böyle bir şey vardır yani bir şey. O adam onu çekmiş. Onu çok kıskandım o çalışmayı. Yani odur çalışma. Kıskandım çalışma odur. Yani yap, görüp de
Keşke ben yapsaydım dedim çalışma. İsa hocam. Evet. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Müsaade ederseniz ben birkaç şey söyleyebilir miyim? Tabii özür. Ya bir kere ben sizi tanımaktan dolayı, ya bu reklam kısmı değil aslında, reklam olsun diye de söylemiyorum. Bunu lütfen kimse de yanlış anlamasın. Artık bugün bir yazı okudum. Orada şöyle bir şey yazıyordu. Diyordu ki Türkiye'deki genç nüfus 40'lı yaşlarda ama onları yönetenler 70'li yaşlarda. Fotoğraf camiasında da maalesef böyle bir durum söz konusu. Sizin gibi gençlere yön gösterecek insan sayısı çok az. Artık biraz daha böyle dünyaya, fotoğrafta da dünyaya ayak uydurmanın, festivallerde neler yapılıyor, dünya fotoğrafında neler yapılıyor, Avrupa'da, Asya'da, Japonya'da neler yapılıyor. Bunları gösterecek insanların gün yüzüne çıkması gerekiyor. Evet, Ara Güler çok büyük bir fotoğrafçıydı. Kesinlikle öyle, evet. Ama zamanının fotoğrafçısıydı. Onun gibi hala günümüzde çok büyük, ismini gerçekten saygıyla anacağımız bir sürü fotoğrafçı var. Lütfen kimse de bunu yanlış anlamasın. Ama artık biz gençlere önümüzü açacak fotoğrafçılar lazım, hocalar lazım. Biraz daha Türkiye'deki fotoğrafçılar olarak bu işe emek veren Artenos başta olmak üzere, bu programı sunan yayına hazırlayanlar olmak üzere, biraz daha böyle dünya fotoğrafına sizin gibi emek veren insanları görmek istiyoruz. Bu konuda daha böyle eskiden fotoğrafa emek veren insanlar da olmak üzere bu konuya daha çok emek verirlerse biz gençler olarak daha çok mutlu oluruz diye düşünüyorum. Eyvallah. Teşekkür. Yani şimdi hem hoş şeyler söyledin hem de bizi tamamen moruklar pozisyonuna koydun yani. Gençler moruklar. Ben bir oraya bir katkıda bulabilirim. Biraz önceki arkadaşımıza ufak bir katkıda bulmak istiyorum. Sizin sorunuzun içerisinde de geçti. Hani yani Photoshop ve madem makinalarımız dijital dünyanın özelliklerinden faydalanın diye. Kesinlikle. Ama yani o dijital dünyanın imkanlarından faydalanabilmek için de çok büyük emek gerekiyor. Yani bir Photoshop'u kavramak, Lightroom CC, gerçekten bunlar ciddi emek. Tabii. Şimdi hani katıldığım, biraz önce arkadaş çok sık söyledi, ben de aynı şeyi söyleyeyim. Kimse yanlış anlamasın lütfen. Ya bu tür eğitimlerde, yani eğer Photoshop'tan uzaksanız ve de eğitiminiz yoksa, ya Photoshop yapmak tukaka. Bu bir akım. Photoshop'a çok hakimseniz, evet arkadaşlar bu fotoğrafın şurasını böyle düzeltelim, burasını böyle düzeltelim. Yani şimdi gerçekten bunu dinleyen yeni jenerasyon da, ya Photoshop tukaka mı? İyi bir şey mi? Yani böyle çoğu etrafımdaki arkadaş, fotoğrafçı arkadaş, yani bir insanı dinliyor, Photoshop dünyanın en kötü şeyi. Yani gerçekten bir kararsızlık var. Bunu sektörün buna da bir karar vermesi lazım aslında. Ya eğitim işte anında. Olaya sektör olarak bakarsak Bülent'ciğim, yani ona karar veremeyiz. Yani ama olaya sanat açısından baktığımızda, tamam mı? Yani ne demek istediğini anlıyorum ben sektör derken de. Yani bir kere sanatta o yapılmaz, bu yapılmaz, bu doğru, bu yanlış diye bir şey yok ki. Sanat irrasyonel bir şeydir. Rasyonel bir şey değil ki. Yani bunun hududunu, sınırlarını sen çizemezsin. Hani modernizmin kendine göre bir sınırları, değerlendirme biçimleri var ama postmodernizm bunların hepsine karşı çıkıyor mesela. İşte bu yüzden karşı çıkıyor zaten. Öyle bir şey yok. Sen bir şey üretiyorken, yani ben şimdi fotoğrafta olmasını istemediğim bir şey varsa niye dursun orada, fotoğrafın anlamını bozan bir şey varsa? Silerim onu. Bunu silmemek büyük enayilik olarak düşünüyorum. O ama orada var. Ben zaten o gerçekliği istemiyorum ki. Bak kafa, yani anladın mı ne demek? Ben zaten o gerçekliği istemiyorum ki. Ben kendi kafamdaki gerçekliği fotoğrafta yaratmak istiyorum. Başka bir imge yaratmak istiyorum. İstediğimi silerim, istediğimi eklerim, istediğimin rengini değiştiririm. Yani ben bunu yapmasam zaten benim fotoğrafımda hani belge niteliği taşır. Gerçekliğe ne kadar sadık kalırsan o kadar aslında belgeye doğru da yanaşmış oluyorsun. Sanattan da biraz uzaklaşmış oluyorsun. O yüzden ben kendi arkadaşlarıma da söylüyorum. Yani atölyedeki arkadaşlarıma da, bunları hep tartışıyoruz biz atölyelerimizde. Bizim konularımız bunlar üzerine zaten. Yani her şeyi denemeli insan. Her şeyi derken ilk önce kendini keşfedip sonra da kendi diline yakın olan her şeyi sınırsızca deneyebilmeli.
Millet uçmuş ya. Nelerle sanat yapılıyor? Yani biz neleri tartışıyoruz? Yani hak veriyorum size. Bu üzerinde konuşulacak bir şey bile değil olarak görüyorum yani. İsa Hocam, ben bir şey söyleyeyim de son söylediğinize istinaden. 70'lik delikanlı çok fazla var. Siz de onlardan birisiniz. Öyle algılamayın. Ben sizin... daha 60'a girmedim. 57. 57 miydi? 57. 57. Neyse. Yani şimdi önümüzde kesme yani, tamam mı? Evet. Yok. Şaka yapma. Şaka. Ben lafa girebilir miyim? Tam da anında burada konu yaşa gelince... insan aklı kadar ruhu kadar yaşlıdır. Ben öyle bakıyorum. Yani böyle olunca hep kendimi genç hissediyorum. Dolayısıyla aklımız ve ruhumuz kadar genciz, yaşlıyız. O belirliyor bence. Fikir üretebildiğiniz sürece beyniniz ne kadar çalışıyorsa o kadar gençsiniz şeydir. Bu İsa Bey'in dediği fotoğrafa müdahale etmek. 3. İzmir Uluslararası Fotoğraf Günleri'nde Sabit Kalfagil'in mihmandarıydım ben. Onunla da röportaj yaptım. Ona sordum, hocam dedim, fotoğrafa müdahale edilir mi? Ne kadar müdahale edilir? Bana verdiği çok net bir yanıt var. İstediğin kadar dedi, fotoğraf senin dedi. Çünkü İsa Bey, sizin dediğinize geliyor. Yani fotoğrafa siz kendinizi katıyorsunuz o müdahaleyle. Evet. Ve ondan sonra bir oturum, kendi oturumunda bu manipülasyon yaptığı fotoğraflarla harika bir sunum yaptı. Beyhan Hocam hatırlar onu. O 3. fotoğraf, Uluslararası Fotoğraf Günleri'nde. Yani elinizde bir teknoloji varsa kullanacaksınız. Ancak kullanabilmek için de onu iyi biliyor olmanız lazım. Aynen şey. Yani, tabii fotoğrafta, ki çok iyi işler tabii, var Photoshop'ta. O tarafta ama, kuralları ihlal edeceksiniz. Ama tabii, kuralları ihlal etmek için kuralları çok iyi biliyor olmanız lazım. Kompozisyonu çok evet, iyi biliyor olmanız lazım ki kompozisyonu çelişkili, aykırı yapın. Yani aykırı olmak için aykırı yapacağınız şeyi de çok iyi biliyor olmanız lazım. Evet, bakın şimdi bir ben bu antik dönemden çağdaş döneme kadar insan sanatçı nesne ilişkisi üzerine bir sunum hazırlıyorum şimdi. Öğrencilerimizde atölyede o konuyu bana kaptırdılar. İnsan nesne ilişkisi. Yani sanatçı nesne ilişkisi antik dönemden günümüze kadar tüm sanat akımlarında hani o nesneyle ilişkiyi nasıl kurmuş sanatçılar, nasıl algılamışlar, hangi toplumsal olaylar ve felsefi gelişmeler ışığında nesneye bakışlarındaki farklılık ve bunun sanat eserine dönüşmelerindeki farklılıkla ilgili şeyler hazırlıyorum. Mesela orada Duchamp'ın, yanılmıyorsam Duchamp'tı galiba, Duchamp olması lazım, Eczane diye bir çalışması var. Şimdi herhalde $100 milyonlarca eder tahmin ediyorum. Adam gitmiş bit pazarından satın almış bir resim. Üzerine 3 tane kuş çizmiş ufak. Altına da eczane demiş, sergilemiş. Bunları 1915'lerde yapıyor bu adamlar. Biz hala fotoğrafa müdahale edilir mi, edilmez mi? Vay tam kare çekerim ben, karemi kesmem filan bunlar. Aynen Bülent Bey'in dediği şeyler yatıyor onun altında. Başka kompleksler de yatıyor olabilir veya bilemiyorum. Gene onlara da saygı göstermek lazım ama ben farklı düşünüyorum. Ben Zafer Gazi Bey'in de fikirlerini almak istiyorum bugün. Konuşmayayım mı diyorsunuz? Zafer Gazi duymuyordur. Önünde 5 tane bilgisayar ekranı var onun aynı anda. Kim bilir neye bakıyorsa. Teknolojinin içinde bir arkadaşımız Zafer Gazi. Duyuyor mu acaba? Bakayım ne yapıyor? Duydu da ben konuşmayacağım. Mikrofonu kapalı mı? Konuşmak istemiyorum. İsa Bey, Salih Güler Özel'den mesaj attı bana. Şahane gidiyor. Ben gidiyorum. Benim üzerime fazla geldiniz. Hiç gelmedi. Kusura bakmayın diyor. yok. Salih Güler Okuyar'cığım selam. Uzun bir süre izledim. Şahane oluyor. İsa'nın anlatımı ve konsept. Fakat benim ilk Zoom katılımım. Ses veremedim ve sık sık koptum. Mazur görün. Sevgiler, selamlar. İsa Bey, Salih Güler'e Zoom kullanımını öğreteceğiz. Durum böyle gidiyor. Teknolojik tarafı öğreteceğiz. Bu görünüyor. Böyle görünüyor. Evet. Ya burada çok tanımadığım arkadaş da var. İsa Hocam, izniniz varsa benim bir sorum olacaktı. Lütfen. Ömer. Ben de kendimi tanıtayım. Ömer Ürensel, hiç yabancı da değil senin ismin. Yaş ama konuşmuşken hocam. Bilkent'te öğrenciyim, 21 yaşındayım. İletişim tasarım okuyorum. Şununla ilgili bir sorum olacaktı.
bize derslerde hani en iyi tasarım en az şey kullanılarak en çok şey ifade eden tasarımdır, en basit tasarımdır deniyor sürekli. Fakat bu bizi bir yerden sonra objektifimizi daraltmıyor mu, cesaretimizi kısıtlamıyor mu? Tasarım yaparken dar mı düşünmeliyiz, ince mi düşünmeliyiz yoksa olabildiğince geniş mi düşünmeliyiz? Bunu merak ediyorum. Şimdi Ömerciğim, herkesin bir anlatma tarzı var. Yani kafasındaki şeyi sanatsal bir imgeye dönüştürme tarzı var. Şimdi benim tarzım biraz daha minimalizme yakın. Yani en yalın şekilde, basit demeyelim de, en yalın biçimde anlatma. Ben onu seviyorum. Oradan biraz hareket ediyorum. Ama son çalışmamda o değişecek. Ama şimdi mesela tasarım bölümünde neyle ilgili tasarımdan söz ediyorlar? Mesela eğer tasarlayacağımız şey bir posterse, orada tabii ki en yalın şey, en posterin çünkü karışık olması beklenmez. Hani en hızlı bir şekilde sloganist bir şeyle, yaklaşımla kendi hemen anlaşılsın, görür görmez çözülsün istenir. Ama şimdi ben mesela biraz tasarıma da meraklıyım, böyle grafik falan şeyler de tasarlıyorum, afişler hani kendi atölyemizin. Hani orada biraz araştırdığımda görüyorum, son derece sürrealist, dışa vurumcu, kolaj tekniğiyle filan son derece karışık gibi görünen sanatsal tasarımlar da görüyorum. Kafayı hiçbir o şekilde sınırlandırmamak lazım diye düşünüyorum. Yani açın bence kafanızı, yani koparın yani. Hani illa az olacak, onunla anlatacağım diye bir şey yok. Bazen o kadar çok şey koyarsın ki o aslında en azı temsil edebilir. Yani bu nereden baktığında çok temel bir soru, çok zor bir soru cevabı da. Öyle yok diye düşünüyorum yani. En klasik yani, cevabı bu. Benim yaptığım çoğu karışık olması gerektiğinden belki daha kompleks tasarımların hiçbiri çok beğenilmedi de daha çok hani daha şeyleştir, minimalleştir, basitleştir dendi de o yüzden sordum. Ya Ömerciğim, şimdi karışıklık, mesela ben karışık fotoğraf gösteriyorum kompozisyon dersi. Aslında bu son derece sade diyorum. Orada karışıklık bir bütünsel anlamda her biri birbirini tamamlayacak şekilde bir karışıklıksa bu aslında sade bir anlatımdır. Ama fazladan mesela oradaki karışıklık şöyleyse senin çalışmalarında, hani hocaların onu görüyorsa, hani bir şeyler yapmışsın araya da olmaması gereken başka şeyler de o diğer düzenlemeye çünkü fotoğrafta da mesela hani bütünlük birlik ilkemiz vardır. Hani bütün her şeyin tek bir şey ifade etmesi durumu onu bozacak başka biçimsel veya anlamsal ögelerin girmemesi lazım. Yani o yönde belki uyarıları oluyor olabilir sana. Yoksa komplike bir çalışma yapabilirsin yani aynı şeyi ifade edebilen. Teşekkür ediyorum hocam. Çok güzel bir geliştirici bir sunumdu. Sağ ol, teşekkür ederim. Zafer Bey'in bir yorumu var, mesajlara yazmış da ses sıkıntım var, konuşamıyorum diyor. Fotoğraf sanatçısı yoktur, sanatçı vardır. Fotoğraf makinesi bir ressamın, çizerin kullandığı aletten farklı değildir aslında demiş. Çok güzel söylemiş. Doğru söylüyor. Biz şimdi fotoğraf sanatçısı falan da diyoruz da aslında ben de aslında böyle ayrılmasına bile karşıyım. Yani bir sanatçı insan vardı. Ben mesela bir fotoğrafçının ilgi duyarsa resim de yapabileceğine, efendim heykel de yapabileceğine inanıyorum. Yani çünkü bir kafa var. Dünyayı o şekilde algılayan. Senin algın sanatla uğraşmayan insanların algısından farklı. Sen bir sanatçı kafasıyla gözlemlemeye başlıyorsun. Yani kafanda o da varsa tabii ki. Bu algı farklılığı seni sanatçı yapan şey zaten. Yani işlerinle birlikte tabii gerçekleştiğinde. Onun için onu haklı buluyorum. Yani sanatçı deyip altına fotoğrafçı, heykeltıraş ya bilmem ne filan ilave edebilirsin. Ana şey de sanatçılık tabii. Doğru söylüyor arkadaşımız. Başka soru var mı arkadaşlar? Yoksa toparlayabiliriz çünkü.
Burada güzel şeyler de yazmış arkadaşlar. Ertan, şeyden Lerzan Hanım diye bir bayan arkadaşımız var. Ben kendisini LinkedIn'den tanıyorum. Oradan gördü, oradaki tanıtımdan gördü, katıldı sanırım. Fotoğrafa da ilgisi var. Çok güzel bir yorum yaptı. O yorumda aslında sesini açsa da kendi sesinden o yorumu bize okusa, kendisi okusa nasıl olur? İsa Bey'in mutlaka ona da söyleyeceği bir katkı olacaktır. Ondan sonra kapat istersen yani. Tabii. Merhaba herkese. Okyar Bey, teşekkür ederim. Evet, fotoğrafa ilgim var ve çok da keyif aldım İsa Bey'i dinlerken. Şöyle yazdım. Fotoğraf aklın görüntüye akması diye düşünmüşümdür. Eğer akıl o anda akacağı noktayı seçerse fotoğraf ortaya çıkar. Genelde ben de fotoğraf çektiğimde hep aklımın o görüntüye akmasını yaşıyorum. O yüzden böyle yazdım. İsa Bey'e çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli ve anlamlı bir anlatıydı. Sağ ol, teşekkür ederim Lerzan. Evet, herkes farklı tarifler getirebilir. Sonuçta ulaşmak istediğimiz şey hep aynı yol yani. Daha kendimize özgü. Aslında şöyle yani... Bu şeye ne deniyordu? Bir şeyleri birleştirip bir resim oluşturuyoruz ya. Kolaj mı? Puzzle. Yok yok. Puzzle. Ben her sanat ürününün aslında kendi kişiliğimizin puzzle'ları olduğunu düşünüyorum, ürettiğimiz şey. Her ürettiğimiz fotoğraf, hani hep derler ya sanatçı işte kişiliğinden yansıtacaktır. Ben hep yeni başlayan arkadaşlarıma bu anlamda söylüyorum. Yani her aslında ürettiğin fotoğraf, bir proje, çalışma senin hayatının, kişiliğinin, bir puzzle'ının bir parçası. Aslında bütün bunlar bir araya geldiğinde senin kim olduğun, kim olduğunu araştırdığın veya kim olmaya çalıştığın gibi kimliğinle ilgili bilgileri aktaran bir şey olmalı diye düşünüyorum. Ve diyorum ki yeni arkadaşlarıma, gidin evde açın fotoğraflarınıza bak. Şimdi çektiğiniz fotoğraflar sizin kişiliğinizi yansıtıyor mu? Yani siz misiniz o fotoğraf? Bu çok güzel bir soru aslında. Çoğu hayır diye geliyor. Yani bu önemli. Çünkü bu temel bir sorunsal. Şimdi popülerliğin verdiği temel bir sorunsal. Herkes kursuna gidiyor bunun bir yerde bir şekilde. Daha sonra da ona fotoğraf sanatı diye sunulan ama sadece güzel fotoğraf kategorisinden daha ileriye geçememiş şeyleri taklit etmeye başlıyor. Tek tek fotoğraf çekiyor. Millet doğa çektiyse o da çekiyor. İşte nü çektiyse o da çekiyor. Ve bu kısıtlamalar içinde yönleniyorlar. Neyse, şimdi gene başka mevzulara gireceğim. Yani ben şuna inanıyorum. Hani dediğim gibi herkesin fotoğrafla ilgili bir yaklaşımı, bir tanımı, onu görme ve algılama biçimi olabilir. Erzan Hanım'ki de kendininkine doğru, kendine göre doğru bir tanımdı. Bana göre de doğru tabii, akma durumu çok önemli. Flexus. Bir akış olması lazım. Evet. Haklı yani. Güzel bir yorum dedi. Necat'cığım sen hep sustun bu akşam. Hocam o kadar güzeldi ki böyle sadece seyrettim, dinledim. Ağzınıza sağlık, emeklerinize sağlık. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, sağ olun. Öner Bey ne düşünüyor? İlk katılacağım diye yazan arkadaşımız da Öner. İyi akşamlar hocam. Çok teşekkür ediyorum sunumunuz için. Çok faydalandım. Dediğim gibi ufuk açıcı bir sunum oldu. Aynen sizin dediğiniz gibi düşünüyorum ben de. Kendi portfolyoma bakıyorum, daha doğrusu portfolyo demeyeyim, çektiğim fotoğraflara bakıyorum, binlerce kare çekmişim, o anda gördüysem onu çekmişim, hiçbir sanatsal değeri yok, hiçbir özelliği yok, sonra silmeye kıyamamışım, bir fotoğraf çöp diyor, kalabalığı oluşmuş, kendime has bir tarz oluşturamamışım, bunun için araştırıyorum, öğrenmeye çalışıyorum, sizin gibi değerli hocalarımı izliyorum, bir şeyler katmaya çalışıyorum kendime. Bu anlamda sunumunuz benim için çok faydalı oldu. Teşekkür ediyorum. İnşallah devamını da beklerim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Evet. Toparlayabiliriz herhalde başka kimseden soru yoksa.
Ben bir son soru sorabilir miyim? Emre değil mi? Buyurun. Evet. İsa'cığım öncelikle teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Sağ ol canım. İyi akşamlar. Şimdi ben fotoğraf çekmeye çalışan, bir iki senede kursa gitmiş olan bir amatör bir insanım. Şöyle bir şey ben kendimde gördüm. Belirli bir süre ilk çektiğim çekmeye çalıştığım fotoğraflarla şu an çekmeye çalıştığım fotoğraflar arasında bariz farklar olduğunu görebiliyorum. İşte çekip beğenmediğim fotoğrafları daha sonra beğendiklerim de oluyor. Şimdi aynı şeyi mesela günlük konuşmalarda işte sohbet ettiğim etraftaki insanlarla konuştuğum zaman herhangi bir konuyla ilgili olarak şimdi belirli bir felsefeye, bir işte ahlaka, bir bakış açısına sahibiz ama bunu anlatamıyoruz. Yani bir şeyleri yapıyoruz ama neden yaptığımızı bilmiyoruz. Mesela bununla ilgili bir kitap okuduğumuz zaman evet ben bu fikre sahiptim zaten. Hani zaten yaptığımız bir şeyi görüyoruz. Dolayısıyla bu işi projeye dökebilmek için bu bilgimizi, birikimimizi uygulamaya nasıl geçireceğiz? Yani bir şeyleri farkında olmadan da yapabiliyoruz ama bu farkındalığımızı nasıl artıracağız? Yani aslında sorduğun sorunun içinde, konuşmanın içinde sorduğun sorunun cevabı da yatıyor Emre'cim. Yani araştırıyorum, ediyorum dedin ya. Ben şuna evet inanıyorum. Yani şimdi sanatta değer özgünlükten yola çıkıyor. Yani farklı bir şey yaparsan değerli oluyor. Ama kendi farklılıklarımızı ortaya koyabilmemiz için ilk önce kendimizi gerçekten sistemin bütün empozelerinden mümkün olduğu kadar yani, mümkün değil tamamen, işte empozelerinden ayıklayıp yeniden kendimizi kurmamız lazım. Yani kendi kişiliğimizin başkalarından farklı olduğunu düşünüyor muyuz ki? Farklı bir şey yaratabileceğimize inanıyoruz. Herkes farklı olduğunu düşünür ama aslında hani yok aslında birbirimizden farkımız. Hani bir reklam vardı ya, biz Osmanlı Bankası'yız gibi. Evet. Aslında birbirimizden pek farkımız yok. Bu sistemin bize sunduğu tercihler arasından seçimlerimizi yapıyoruz. Yani müziği onlar ne sunuyorsa biz dinliyoruz. Kültürleri yok ediyorlar. Bak şimdi ona ses çıkarmıyoruz. Küreselleşme adı altında. Bütün bu kentleşme bilmem ne filan ayağı altında bütün Asya ülkelerini bizi zaten mahvettiler. Bütün kentleri o mimari yapılarımızı, bak bunu empoze edenlerin ülkelerinde bütün bu yapılar korunuyor ama bizim ülkelerimizde bu yapılar yıkılıp yerine gökdelenler, beton yapılar dikiyoruz. Yani o kadar kuşatılmış bir kuşağız ki biz. Yani postmodernizm, hani çok postmodernist sayılmasam da bu yönüyle çok hak veriyorum. Yani modernizm artık biliyorsunuz dünyada 3 tane önemli iktidar var. Ekonomik iktidar, dini iktidar, bir de dinsel iktidar, ekonomik iktidar, bir de devlet iktidarı var. Şimdi aslında hiçbir iktidar kalmadı. Tamamen ekonomik iktidarın eline geçti. Her şey yani. Her şeyi onlar yönlendiriyor. Reklamlarla bir iletişim çağı içine girdik. İnanılmaz dağınık bilgiler filan. İnsanların hep birbirine benzemesi, yakınlaşması ve kendine yabancılaşması üzerine kurgulanmış her şey. Bir tüketim çağı yaşıyoruz aslında. Yani tüketim üzerinden şekillendiriliyor bütün insan ilişkileri, insan davranışları, insan seçenekleri, güzellik anlayışları. Şimdi bu kadar kuşatılmışlık içinde biz nasıl farklı bir şey yaratacağız? İki tane kursa gidip iki tane kitap okuyunca olmuyor bu iş. İlk önce kendimizden başlayalım. Senin için söylemiyorum, yani genel anlamda anlatıyorum. İlk önce kendimizden başlayıp kendimizi, kendi varoluşumuzu tamamlama süreci içinde olmamız lazım. Bu süreç zaten seni hem farklı olmaya götürecektir, hem gördüğün şeyleri değiştirecektir, yaptığın şeyleri de değiştirecektir. Bütün bu olguyu değiştiren süreç oradan başlıyor diye düşünüyorum. Bana şimdi öğrenciler geliyor, arkadaşlarım, hocam bize kitap tavsiye eder misin? Ben mesela hiç sanatla ilgili, fotoğrafla ilgili kitap okumadım. Sanatla ilgili araştırma, yani makaleler, üniversitede hazırlanmış tezler, o tür şeyler, daha sosyolojiyle ilgili, felsefeyle ilgili şeyler okuyarak kendimi geliştirmeye çalıştım. Ben herkese diyorum ki yani önce kendi varoluşunuzu tamamlayın.
bu konuda çaba gösterin. Daha sonra zaten her şey gelecektir. Bir dünya bakışına, bir dünyaya bir pencere açacaktır. Yani hani gözlüğü değiştireceğiz diye söylüyorum. Yani bir iki kitapla filan olmaz yani. Hani kendi farklılığımız sadece belgesel izleyen insan olarak kalmamalı. Hani ben dizi izlemiyorum, belgesel izliyorum, ben sürüden değilim. Kafası da aslında yaratılmış daha geniş bir sürü bu. Bu da ikinci bir sürü. Daha farklı bakmak lazım. Televizyona bakıyor olmak bile aslında, ben de seyrediyorum yanlış anlamayın da. O sürünün içinde olmak yani. Onun bütün sistemin iletişim araçlarının kölesi haline gelmişiz. Sabah 6, akşam 6 yani. Ve sistem sana ne veriyorsa hepsini tek tek senden geri alıyor. Sana ayda 5.000 lira da verse, 5 milyon da verse ayda, hepsini senden geri alıyor. Ve oraya tabi oluyorsun. Evet. O da ayrı bir konu tabii. Ayrı bir şey. Ama bu sorgulama içinde olmamız lazım. Evet Ertancığım. İsa Bey teşekkürler. Despot adminlik yapıp kapatayım artık bu sosyal medya şeyini. Daha fazla etkilemesin ekonomik iktidarlar bizi. İsa Bey elinize ağzınıza sağlık. Evet. Emeğinize sağlık. Yani nefes almadan izledim desem yeridir. Sadece konuşmak için nefes aldım. İyi ki tanıdık, iyi ki aramıza katıldınız. Bu arada Salih Güler'e ben özellikle, kendisi duymasa da dinlemese de ona da sizde aracı, tanışmama aracı olduğu için çok teşekkürlerimi iletiyorum kendisine. İnşallah görüşmeye devam ederiz, birlikte olmaya devam edersiniz, aramızda görmeye devam ederiz sizi. Ben de güzel fikirleriniz var, yaratıcı fikirleriniz var. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben de bir iki bir şey söyleyeyim. Buyurun İsa Bey. Ben de Tekinciğime başta çok teşekkür ediyorum. Artenos'la beni tanıştırdı, hakkımda bir yazı yazdı, sağ olsun. Tekin'le de çok örtüşük fikirlerimiz. 30 yıllık arkadaşım benim. Belki de daha fazladır tahmin ediyorum. Bir AFSAT'tan beri gelen, o da bu işe çok kafa yoran bir arkadaşımız, işin kuramıyla ilgili. Çok büyük de emekleri var. Hazırladığı kitaplar falan, yani bunların karşılığı yok. Karşılıksız yapılan bir şeyin içinde bu kadar çabaya teşekkür ediyorum. Artenos'la o bizi tanıştırdı. Salih de tabii aracı oldu. Salihciğime de çok teşekkür ediyorum. Tabii ki size çok teşekkür ediyorum. Ve esas itibariyle bizi dinlemeye gelen arkadaşlarımıza, buradaki her konuğa ayrı ayrı gerçekten samimiyetle teşekkür ediyorum. Gülüm Sercim'i yeniden gördüm. O da çok sevindirdi beni. Burada keşke her arkadaşı ayrı ayrı tanısak. Ama biz fotoğrafın aynı yolun